Cahiliyeyi tanıyacağız. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını bilmek için çok önemli bir argüman cahiliye dönemi. Tabii cahiliye deyince nereyi tanımak daha ağır basacak? Mekke'yi tanımak. Yalnız peygamberlikten önce Mekke dönemiyle ilgili bilgiler biraz azdır. Hatta peygamberliğin ilk dönemleriyle ilgili de yine Mekke ile ilgili bilgi biraz azdır. Neden? Çünkü o dönemler hem sahabe sayısı çok az hem de katipler çok az. Yani bunları not tutacak insanlar da çok az. O yüzden biz peygamberlikten önce Mekke'yi konu konu biliriz. Peygamberlik zamanı Mekke'yi ay ay biliriz. Peygamberlik zamanı Medine'yi ise gün gün biliriz. Neden? Çünkü o zaman sahabe efendilerimiz artmıştır, katipler artmıştır. Her olayı en ince ayrıntısına kadar not tutanlar artmıştır. Başlık olarak cahiliye diyebiliriz şu an. Bu cahiliye kavramı hiç zihnimizde oluştuğu gibi değil. Yani böyle çölde sadece deve çeken adamlar, hiç ahlakları yok, kuralları yok, inandıkları hiçbir şey yok, hiç böyle değil. Neden cahiliye dendiği zihninizde oturduğunda bence eski bilgilerin birçoğu yıkılacak, biraz da şaşıracaksınız. Cahiliye toplumunun belli bir bilgi birikimi mevcut. Hatta kültürleri var, şiirleri var. Çok meşhur değil mi şiirleri? Ata binerken, attan inerken ne söylüyorlar? Şiir söylüyorlar. Zaten o dönem kültür şifayen yayıldığından dolayı hıfzları, hafıza yetenekleri de çok kuvvetli. Bakmayın şimdi bizim hafızalar top atmış durumda. Niye? Günlük dikkatimizi dağıtan putumuz fazla olduğundan dolayı hafıza da kalmıyor. O dönemlerde dikkat dağıtıcı şey de fazla olmadığından dolayı hıfzları, hafızaları da çok kuvvetli. Şiire vukufiyetleri, edebiyata, belagata vukufiyetleri de çok kuvvetli. Cahiliye ile ilgili bir mesele daha, ciddi gelirleri var. Birazdan bu söylediklerimin detaylarına da ineceğiz. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o döneme cahiliye diyor. Allah Allah, enteresan. Yani belli başlı seviyede olan insanlara cahiliye diyor. Neden acaba? Önce cahiliye kavramını vereyim. Cahiliyeye biz İslam'dan önceki sosyal hayata cahiliye diyoruz. Cahiliyeyi bir dini tabir olarak algılarsanız daha rahat olur. Şurası önemli. Normalde biz bilgisiz adama cahil deriz ya, bir şey bilmeyen adama. Bu cahiliye o manada değil. Buradaki cahiliye bilgisizlik manasında kullanılmamıştır. Birazdan Ebu Cehil'in hayatında göreceksiniz zaten. Buradaki cahiliye peygamberin mesajından, yani vahiyden uzak yaşantı şekline cahiliye denmiştir. Cahiliyenin özelliklerini söyleyeyim, kafanızda biraz daha oturacaktır. Cahiliyenin bir özelliği şirk toplumudur. Yani evet, bir Allah var derler ama yaşantıları ve inanışların içerisinde başka ilahlara, yani putlara yerler vardır. Demek cahiliyenin bir özelliği nedir? Şirk toplumudur. Diğer bir özelliği, önemli bir argüman, cahiliyede zulüm hakimdir. Ne demek zulüm? Haklı olan değil, güçlü olan kazanır. Ne deniyor buna? Zulüm deniyor. Bak, haklı olanın değil, güçlü olanın hak sahibi ve söz sahibi olduğu topluma zulüm toplumu deniyor. İşte cahiliyenin en büyük özelliklerinden bir tanesi. Yani tekrar söyleyeyim, Mekke toplumu bildiğimiz manada cahil değil, Mekke toplumu o dönemler içerisinde zalim bir toplum. En büyük özelliği bu. Başka nedir özellikleri? Adavet çok hakimdir. Düşmanlık yani. Toplumun içerisinde peki merhamet hakim midir böylece? Yok, zulmün olduğu yerde, adavetin olduğu yerde merhamet olmaz. O yüzden birisi birisinin canını acıttığında dönüp arkasına dahi bakmaz. Üstad Hazretleri onlar için bir tabir kullanacak. Kasaveti kalp, kalplerin katılığı. Yani yaptıkları zulümler var ve dönüp arkalarına bile bakmayacaklar. Bir diğer meselede kabilecilik çok hakimdir onlarda. Şimdi benim bu saydıklarıma baktığınızda şimdiki dünyaya da hakim değil mi bunlar? Şimdiki dünyada da hakim. O zaman şu an yaşadığımız döneme modern cahiliye desek olur mu? Olmaz. Ya değil mi? Ya nasıl cahiliye dersin? O kadar üniversite var, o kadar diploma sahibi var, o kadar bilgili insan var. Ya o dönemlerde de inanılmaz kültür ve bilgisi olan insanlar var. Cahillik buradan gelmiyor. Cahillik zulümden, bir şirk toplumu olmaktan, kalplerin düşmanlık, adavet beslemesinden ve kavmiyetçilikten. Yani aman bizden olsun da ne olursa olsun mantığından ileri gelmektedir. Cahiliyeyi cahiliye yapan temel mesele nübüvvet ruhundan uzaklıktır. Vahiyden kopuştur. Peygamberin mesajını anlamamaktır. Efendimiz Aleyhisselam o döneme niye cahiliye demiş, anladınız mı? Evet, bu sebeplerden. Yani hayalimizdeki gibi böyle çölde giderken sadece deve çeken adamlar değil. Hep algılarımız öyle. Hatta bugün cahiliye dönemiyle ilgili birisine şöyle bir kapak yap desen, İlk koyacağı şey nedir? Bir çöl, bir deve, bir tane de adam onu yularından çeker. O değil. Asıl cahiliye peygamberin mesajından kopuk, o mesajı anlamadan yaşayan toplumlardır.
Bu manayla baktığımızda şimdi de bir modern cahiliye yaşanıyor mu? Maalesef yaşanıyor. Nasıl anlarız yaşandığını? Günlük şöyle bir Twitter'a girip şöyle baksanıza. Annesini doğrayan çocuk haberi var. Günlük düşüyor bunlar. Günlük, günlük yani. Çocuğuna bilmem ne yapan heriflerin haberleri var. Çocuklara bilmem ne yapan tiniyetsiz adamların haberleri var. Bak, yaşlılara nasıl davrananlar var. Kadınlara, evlerindeki kadınlara ne şekilde davrananlar var. Hayvanlara ne şekilde davranan var. Hiç toplumda yeşilliğe ehemmiyet vermeyen. Yani bunların her birisini topladığında aklın hayalin şaşıyor ve diyorsun ki evet evet şu anda bir modern cahiliye yaşanıyor. Şehvani arzularından başka dinledikleri bir şey olmayan insanların oluşturduğu toplum cahiliye toplumudur. Biraz şekillenmeye başladı mı zihninizde? Bir ufak mesele anlatayım. Amacım cahiliyenin ne olduğunu biraz daha sizin kafanızda oturtmak ve şu anda maalesef cahiliyenin özelliklerinin hala devam ettiğini anlatabilmek. Hicretin 6. yılında Hudeybiye Barış Anlaşması imzalanır. Detaylara girmiyorum çünkü gireceğiz. Özet geçiyorum. O anlaşmadan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 4 yıl boyunca her yere elçiler gönderecek. Neyi anlatacak? Allah birdir, ben onun peygamberiyim. Gelin iman edin, gelin ittiba edin. Heraklius'un yanına da Dıhyetül Kelbi isminde bir sahabe efendimizi gönderecek. Kim bu Dıhye? Cebrail Aleyhisselam vahiy getireceğinde onun o güzel kılığına girip getiriyor. Doğru mu? Çoğu zaman. Neden? Çünkü onun vahiy aşkı bambaşka. O da onun mükafatı olmuş yani. Dıhyetül Kalbi gidecek Heraklius'un karşısına, meseleyi anlatacak. Heraklius'un da bir miktar kalbi meyledecek böyle. Sonra diyecek ki sen birkaç gün daha buralarda kal. Ben bir araştırayım sonra yine konuşalım. Dıhye'yi gönderecek Heraklius. Gönderdikten sonra diyecek ki bir çarşıya bakın. Çarşıda Mekke'den gelen birileri var mı? Varsa bulun bana getirin. Kim var o an çarşıda? Çok güzel. Ebu Sufyan. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yıllarca düşmanlık etmiş. Bedir'de Ebu Cehil'in ölümünden sonra Kureyş'in başına geçen adam. Ebu Sufyan. Ebu Sufyan'ı karşısına getiriyorlar. Sormaya başlıyor Heraklius. Önce diyor ki sorduklarıma doğru cevap vereceksin diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı soruyor. Sonra diyor ki Ebu Sufyan. Çok gözde büyütülecek bir olay değil onun anlattıkları diyor. Heraklius diyor sorularıma cevap ver. Nasıl birisi o? Ahlaklı birisi. Ona inananlar artıyor mu azalıyor mu? Ona inananlar artıyor. Ona inananların özellikleri nelerdir diyor ve her birisini Ebu Sufyan, kelimeye dikkat edin, doğru bir şekilde anlatıyor. Hangi kelime dikkatinizi çekti? Doğruluk. Devam ediyor Heraklius sormaya. Onun soyunda krallık iddiasında bulunan kimse var mı? Cevap? Hayır yok. Aldığı cevaplar ilgisini arttırıyor. Ne sorarsa sorsun doğru söylüyor. Tekrar soruyor. Siz hiç savaştınız mı diyor. Ebu Sufyan diyor savaştık ama ben yoktum diyor. Konuşma devam ederken Heraklius son sözlerini şöyle söylüyor. Konuşmalarından şunu anladım. Yakın bir zamanda ayağımı bastığım yere kadar onun mesajı ulaşacak. Ulaşmış mı? Ulaşmış. Sadece Hazreti Ömer dönemi 3 kıta. Üstad Hazretleri diyor ki Kemal odur ki dost değil düşman dahi takdir etsin. Bak şimdi neden anlattım bunu? Cahiliye dönemini anlatıyoruz ya. Cahiliye dönemini yaşayan bir adam ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a düşmanlık eden bir adam Ebu Sufyan. Bu adam cahiliye döneminde yaşamasına rağmen bir kültürleri var. Bir kavmiyetçilik var ve bu yüzden yalan söylemiyor. Bakın o zaman çekecek bir telefon yok. Ebu Sufyan burada Heraklius'ta görüştü diye Twitter'a atma yok. Hiçbir şey olmamasına rağmen bazı özellikleri öyle zarar görmemiş ki. Bak Efendimiz Aleyhisselam'a düşmanlık eden bir adamdan bahsediyoruz yıllarca. Heraklius'un sorularına doğru cevap veriyor. Şimdi soruyorum sizlere dışarıda doğruluk ve yalan meselesi nasıl gidiyor? Buyurun. Tüccar arkadaşlarıma sorayım. İnsanlarla muhabbet edenlere sorayım. İnsan ilişkileri kuvvetli olan insanlara sorayım. Dışarıda yalan söylemek ağızda sakız gibi. Şimdi sinede bu kadar yalan olduktan sonra böyle bir sinede imanın pişmesi mümkün değil. Şimdi bizde yalanlar öyle. İnsanlıktan şikayetçiyiz hepimiz. Doğru mu? İdeolojisi ne olursa olsun, uğraşı ne olursa olsun herkes şikayetçi. Ama genelde biraz İslam'a adavet fazla olduğundan bu şikayetler hep İslam'ın üzerinde odaklanıyor değil mi? Bak Müslümanları görüyor musun? Müslümanları görüyor musun? Halbuki doktorluk camiasında insan neyse,
kahve camiasında insan neyse, ticarette neyse, alışveriş merkezinde neyse, tatilde neyse aynı insan, buradaki de aynı insan. Yani sizler ne çeşit insanlarla muhatap oluyorsanız buraya gelen de benzer şekilde insanlar geliyor. Dışarıda güven, ahlak, insanlık çok deformasyona uğradı. İşte oraya gelen insanlar aynı şekilde buraya da geliyor. Buraya gelen insanların bile ağzından maalesef inanılmaz şekillerde yalanlar duyuyorsun. Hem de bu yalanları Allah'a inanç uğruna söylediklerine inanıyorlar. Biz Tantunici'nin üzerinde 300 metrekare yeri açtığımızda yanımızda olup yani açmamıza vesile olan, ya açmamız lazım biz ölümüne buradayız diyen adamlar ikinci gün ortadan kayboldu. Buranın inşaatında başrol oynayan, ya bu işi yapmamız lazım, bizim kafamız gövdemizden gitsin ama burası gitmesin diyen adamlar bir bakıyorsun ortadan kayboldu. Oranın demiri bende, siz yürümenize bakın diyen adamlar telefonları açmaz oldu. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Yalan şimdiki toplumda olduğu ölçüde o zamanın toplumunda yok. Şimdi ben o dönemin toplumuna cahiliye dersem, bu dönemde yalanın bu kadar rahat kullanıldığı toplumlara modern cahiliye der miyiz demez miyiz? Mesela oturuyoruz değil mi? Bir yerde oturduktan sonra muhabbetimiz ne oluyor? Arayın, çağırın, git deyin, gidelim, öl deyin, ölelim. Acaba sen öyle misin? Şimdi bunları biz kendimize sormayacaksak, öyle mi? Niye kullanacağız? Şu an imanın belli bir düzeyde kaliteye henüz toplum nezdinde varamamasının temel sebeplerinden bir tanesi, o dönemin Ebu Sufyan'ı dahi bazı noktalarda doğru söylerken şu an ruhlar bitmiş, şu adam bana döner ısmarlasın yeter diye yalan söyleyenler, ya şu adam yarın bir gün benim oğlanı belediyede işi sokar diye yalan söyleyenler, aman şu adamdan yarın bir gün 3-5 kuruş koparırım diye yalan söyleyenler had safhada ve ruhları o kadar bozuk ki en böyle beter adam modeli bu. Ne fıtratları vardır, ne karakterleri vardır. Ya bu yalan var ya, inanılmaz bir şey. Size bir tane rivayet okuyayım. Kenzul Umman'la geçen bir rivayet. Rivayeti Ebu Derda bize naklediyor. Rivayete göre Ebu Derda bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Diyor ki, ya Resulallah, mümin hırsızlık yapar mı diyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam böyle bir ahlakı tabii ki de çok memnun olmuyor duyduğuna. Ama diyor ki, evet bazen olabilir diyor. İkinci soruyu soruyor. Ya Resulallah, mümin zina eder mi diyor. Bak soruya bak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü düşüyor. Yani soru çok hoşuna gitmiyor. Evet diye cevap veriyor. Yani bir ihtimal olabilir diyor. Son sorusu şu. Ya Resulallah, mümin yalan söyler mi? Bak şimdi. Yalanı ancak iman etmeyen kimse uydurur diye rivayet devam ediyor. Bak şimdi. Müminin yapmayacağı bir iş neymiş? Yalan. O dönemin cahiliyesinde bile belli noktalarda doğrulukları görüyorsun. Ama şimdi böyle ruhu yalama olmuş, laçka olmuş modeller var ya. O fıtratlar, o beter olmuş adamlar. Yalan söylediğinde besleniyor. Kalbi yalanla besleniyor. Niye? Yılan yuvası yılanla beslenir. Neyle beslenecek yani? Bitmiş. O yüzden cahiliyeyi okuyoruz ama çok uzak meseleleri mi okuyoruz acaba? Yoksa hala iz düşümlerini yaşadığımız meseleleri mi okuyoruz? Buyurun, ben bunları da size bırakacağım. Ben akılda kapı açmak istedim. Ağzımızdan çıkan lafların bir akitleşme olduğuna çok dikkat edin. Şimdi yani biri birine yalan söyledi, o ne yapacak? Tamam diyeceksin yani, ne diyeceksin? Ama ahirette Allah ne diyecek? Bir de o var. Bizim haşre iman da biraz deformasyona uğradığından onların pek hesabı yapılmıyor ama ağızdan çıkan bütün lafların kelime kelime hesaplarının sorulacağı bir diyara gideceğiz. Tane tane gideceğiz. Çok dikkat etmek lazım. Bol keseden. Ölümüne geldik, bitmeye geldik, gitmeye geldik. Çok inanılmaz düzeyde bu işler. Yani adam söylediği sözün rehini olmuyor. Ona bağlı devam etmiyor. Sadakat çok zarar görmüş. Ya bugün belki en basit göreceğiniz bir mesele. Hani insan bazen gaza gelir der ya, ben diyetteyim artık. Orada bile yalan söylüyor farkında değil. Daha birinci günde, ya abi bizimle ilgilenir misiniz diyor işte filancı arkadaşına diyor. Ya bizi bir gruba alın, diyet grubuna da. Biz diyor orada iradeli bir şekilde devam edelim. İkinci gün diyetini bozuyor adam. Fark etmiyor, şeytan oradan yalama yapacak bunu. Sonra sorulunca, kardeşim sen niye yalan söylüyorsun? Sözünü niye böyle çiğniyorsun? Ya bir şey yapmadık, bir parçasını yedik. Bak şimdi. Akıllar gitmiş biraz. Anlatabildim mi demek istedim? Şu zaten muhakeme bozuldu mu geçmiş olsun. Terazi bozuldu mu geçmiş olsun. Ya bunu yalandan saymıyor yani. Düşen adam hırsızlık yapacak, yakalanacak. E 100 lira çaldık. Olur mu yani? Düşün, içki içtim ama şu kadar içtim. Bak düşün. Kusura bakmayın, ahlaksız şöyle bir şey ettim. Şu kadar ettim. Kafa gitmiş ya. Gerçekten ya, bunun yalan olduğunu, sözün bir akitleşme olduğunu, ancak karakterin böyle örülebileceğini adam yitirmiş yani. İlk zarar nerede oluyor? Kendi karakterine zarar veriyorsun. Daha sonra o karaktere zarar verilince onda da iman pişmiyor işte. Pişmiyor. O yüzden bu hallerdeyiz. O yüzden bu hallerdeyiz. Cahiliye ile bağlantılar kurmak için bunları anlattım. Yeni başlığımız Hazreti Ömer ve cahiliye. Şimdi bu başlığın bir hikmeti var. Öncelikle Hazreti Ömer Efendimiz cahiliye dönemini iyi bilir mi? İyi bilir. Kendisi zira imana girmede bir 6 yıl direnecektir. Daha sonra da elhamdülillah iman halkasına dahil olacaktır. Hazreti Ömer, Emir el Müminin, Hulefai Raşidin, bizim imanımızın dörtte biri olan o güzide sahabe efendimiz. Hazreti Ömer'in cahiliye kültürüyle alakalı kabiliyeti de üst seviye o dönemlerde. Kendisi
500 mısralık cahiliye şiirini ezbere bilir. 500 mısralık. Hiç duydunuz mu böyle bir şey? Akıl almaz bir kabiliyet. Hıfz nasıl yani? Hafıza yeteneği. Rivayetlerde şöyle geçmektedir. Hazreti Ömer'in kendisi Bakara suresini 12 yılda ezberlemiştir diye. Sizce ezber yeteneği mi yok? Hayır, öyle bir şey yok. Neden 12 yılda? Çünkü sahabenin ahlakı ezberlemek üstüne kurulu değil. Onlar hayatını almadan bir ayetten ötekine geçmeyi edepsizlik sayıyorlar. O yüzden genel bağlamda sahabe efendilerimiz ayetleri bile onar onar ezberliyor. Neden? Ezberliyor, manasında derinleşiyor, daha sonra da hayata geçiriyor. Çünkü iman ettiğim bir şey amele dönüşmüyorsa o gerçek bir iman değildir. Bunun farkındalar. Ne enteresan mesele. Hazreti Ömer'in şu sözü. Bu sözü bence unutmamamız lazım. Not da alabilirsiniz. Cahiliyeyi bilmeyen İslam'ı da kavrayamaz diyor. Tekrar edeyim. Cahiliyeyi bilmeyen İslam'ı da kavrayamaz diyor. Sözün anlamı, sözün bağlamıdır. Yani bir söz söylendiğinde onun bağlamına bakman lazım. Cahiliyeyi bilmeyen İslam'ı kavrayamaz. Bunun bağlamı nerede saklı? Cahiliyede saklı. O yüzden şu derste zihinler sürekli Ceziretül Arab'a gitmesi gerekiyor. Bu sözü Risale-Nur'dan hatırlarsınız değil mi? Üstad Hazretleri o dönemle ilgili vurucu bir şey söylediğinde şunu söylüyor Ramazan. Gel seninle Ceziretül Arab'a gidelim. Çünkü sözün anlamı sözün bağlamıdır. O orada kıymetlidir. Bir şey soracağım. Şimdi bir talebe okulda el işçilik dersinde bir ampul yapsa getirse. Gözünüzde çok büyür mü bu? Büyümez. Niye? Şimdi elektrikle şov yapıyor insanlar. Ama bu mesela Edison zamanına gittiğinde insanlar aklını yitirmiş. O işi sonlandırabilmek için 2000 tane deneme yapmış sadece. Ve neticesinde ampul çıkmış ve insanlar aklını yitirmiş. Ya bu nasıl bir buluş? Bu nasıl bir icat diye. Demek ki bu kendi bağlamında değerlendirildiğinde çok kıymetli oluyor. Şimdi bir talebe ampul getirse Osman, sen de öğretmensin. Ne dersin? Yani tamam, güzel, eline sağlık der geçersin. Demek ki zamanına gidip bu meseleleri öyle değerlendirmemiz lazım. Hazreti Ömer'in halifelik dönemiyle ilgili bir şey anlatmam lazım. Hazreti Ebubekir Efendimiz'in halifeliği 2,5 yıl. Daha sonra Halife Ömer'in halifeliği 10,5 yıl devam edecek. 3 kıta devlet kuracak. Ya bakın, bunlar inanılmaz meseleler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Medine, sonra Mekke fethedilecek. Mekke, Medine, Mekke, Medine. Sonra Hazreti Ebubekir gelecek 2,5 yıl. Sonra Hazreti Ömer gelecek 3 kıta. Ha, bu İslam'ın güzel günlerine gebe diyoruz ya. İnanın buna. Bunlar yaşanmış şeyler. Bak, yaşanmış bir şey tekrar yaşanacak. Allah Allah. Görüyorsun değil mi? O dönemlerde Pers çatırdamış, Bizans önünde duramıyor. Kuzey Afrika tamamen boydan boya fethedilmek üzere. Ganimet nasıldır sizce? Ganimet yağıyor. Ganimet yağıyor, mescidin avlusundan taşıyor artık. Hatta ganimetin içinde Kisra'nın elbisesi var. İran, Sasani, Kisra'nın elbisesi. Yani bugün ne kadar desem buna kimse cevap veremez. Bunun bir karşılığı yok. Hazreti Ömer o dönemin gençleri acaba İslam'ın geldiği yeri yani maziyi unutur mu diye çok endişe yaşıyor. Endişe yaşadığından bugünlere kolay gelinmediğini anlatmanın derdine düşüyor. Genç Müslümanları topluyor, onlarla muhabbet ediyor. Tam onlarla muhabbet ederken Medine'ye birisi geliyor. Kim geliyor? Habbab bin Eret Efendimiz, Mekke'deki demirci, Musab bin Ümeyr'in imanla vesile olan, kimleri hidayete taşıyan o demirci Habbab bin Eret Efendimiz Medine'ye geliyor. İçeri girer girmez Hazreti Ömer kendi oturduğu yere oturtuyor Habbab bin Eret'i. Çok seviyor onu ve devam ediyor. Bu mindere önce Bilal, bak zulüm çekenler, sonra Ammar, sonra sen oturmaya layıksın diyor. Kaçıncı sıraya koydu Habbab bin Eret'i? 3. 3 insana çok değer veririm. Devam ediyor. Bilal 1, Ammar 2, Habbab 3. Habbab bin Eret Efendimiz bunu dinleyince biraz içerleyerek devam ediyor dinlemeye. Ey Habbab! Kim vardı Hazreti Ömer'in etrafında? Gençler. Ey Habbab! Kalk! Gençler imana nasıl eriştiğini bilmiyor, kıymetini bilmiyor. Ödediğin bedelleri anlat, gençler örnek alsın. Şimdi sahabenin Efendimiz Aleyhisselam'dan aldığı ahlakta amelin reklamı mevcut değil. O yüzden biz birçok yaşananı birinin böyle sorması sayesinde öğreniyoruz. Anlıyorsunuz değil mi demek istediğimi? Bizimki değil mi? 10 yıl önce bir camiye infakta bulunmuş. 10 yıldır onu anlatıyor. Camiye infak ettik ya diye, değil mi? Allah Allah. Ya da gençliğinde bir mitinge katılmış. 60 yaşına kadar biz de gençken mitinge katıldık. Şimdi ne yapıyorsun dedi. Koltuktan kalkamıyorum. Değil mi? O hesaplar oluyor yani. Allah Allah. Sahabede amelin reklamı mevcut değil. Hazreti Ömer devam ediyor. Biliyorum ey Habbab. Sen As bin Vail'den, Ümeyye bin Halef'ten çok çektin. As bin Vail'i hatırlıyor musunuz? Kılıç yaptırıyordu, parasını ödemiyordu. Siz o ahirete inanıyorsunuz ya. Yeniden diriltilelim, ben o zaman ödeyeceğim diyor. Bak şimdi. Kalkıyor Habbab, gömleğini bir sıyırıyor. Sırtı bakılmayacak seviyede. Kendi demirci olduğu yerde o demirlerin üstüne, o kömürlerin üstüne öyle yatırmışlar ki sırtı böyle yumurta kalır izler. Herkes yüzünü çeviriyor, bakamıyor o sırta.
ve devam ediyor Habbab bin Eret. Ya Ömer, sen beni üçüncü sıraya koydun. Bilal çok işkenceler gördü. Ama Hazreti Ebu Bekir onun köleliğini satın aldı. Bilal'i azat etti. Bilal kurtuldu. Ammar çok işkenceler gördü. Ama anne ve babası şehit edilince Mekkeliler daha ona karışmadı. Ama senin şu kardeşin 13 yıl boyunca işkence gördü. Ateşin sıcağında günlerce aklımı kaybettim ya Ömer diyor. Hazreti Ömer sarılıyor, dayanamıyor, ağlıyor. Ya Habbab sen artık bu minderde birinci sıradasın diyor. Allah Allah. Cahiliye dönemini Hazreti Ömer anlatmanın ehemmiyetini yaşıyor. Çünkü bir şeylerin kıymetini bilmeden miras yedicilik cihetinde sahaya atılan insanlar şu koltuğun, şu halının, birisinin kalbine, gönlüne girebilmenin bile kıymetini bilmiyor. Bizim kardeşlere de benim böyle ara ara zikrettiğim mesele. Biz de eskiden kapı kapı dolaşırdık yani bir şeyleri anlatmaya. Hatta bir üniversite hatıramı anlattım, bilmem hatırlar mısınız? Bir gün oturduğumuz evin balkonundan çıktım. Karşı balkonda dizili içki şişelerini gördüm. Evimize de yeni baklava gelmiş. Öğrenci evinde baklava ne demek? Ne demek? Külçe altından kıymetli demek yani. Biz dedik ki şunların kapısını çalalım mı çalalım. Aldık baklavayı. Daha açmamışız. Girdik kapıyı çaldık. Adam açtı şaşırdı. Dedik kardeşim biz komşunuzuz. Biz Çukurova çocuğuyuz. Bizim orada komşu komşuya gider. O yüzden bir çayınızı içmeye geldik. Girdik içeri anlattık. 3 saat boyunca anlattık. Sağ olsunlar çay ikram ettiler. Getirdiğimiz baklavayı bize yedirmeden öyle gittik. Şimdi bunun gibi çok hatıralarımız var. Yani mesela İzmir'de metroya binerdik. Biri soru sorardı, birimiz sesli cevap verirdik ki aman birileri duysun ama hiç kalp kırıcı bir şey yok, incitme yok. Hani böyle kafasına vururcasına değil, öyle kibarcasına aman birileri de bir şekilde duyar mı diye. Ben öyle kafe vardı, sabahlara kadar oturup ders çalışırdım. Orada böyle arkadaşlarla konuşurduk, hiç unutmam bir tane Kırşehirli gelmişti. O da kız arkadaşından ayrılmış, içmiş etmiş falan, baba yiğit de bir oğlan. Sabahlara kadar anlattım, aradan biraz vakit geçti. Yine kız arkadaşından ayrılmış, beni aradı, içkili. Eve aldım, ayılttım, kahve içirdim, yatırdım, kalktı ondan sonra falan diye. Neyse ilahir. Şimdi eskiden böyle kapı kapı biz giderdik. Sürekli tanısak tanımasak aman bir şekilde ulaşalım diye. Şimdi kapıya geliyor bir sürü insanlar. Şimdi birisi şu kapıya gelse, birisi de miras yedicilik yapsa, şu kapıya gelmiş birisiyle ilgilenmese ayıp değil mi Allah aşkına? Bizden öncekiler köy köy gezerlermiş öyle mi? Araba? Araba da mevcut değil. Yayan. Şimdi o kadar eziyetler, sıkıntılar, açlık var. Evladı uyuyalı terk etmiş, öyle mi? Şimdi bizim kapımızın önüne geliyor adam diyor ki ben yaşantı olarak biraz insanlardan uzağım, konuşma ahlakım yok. Ya bir de bunlar çıktı böyle. Üstad Hazretleri diyor ki biz muhabbet fedaisiyiz. Yani muhabbeti feda eden insan. Sen hevanı dinlersen canın istediğinde konuşursun. Sen Allah'ı dinlersen canın istemediğinde de konuşur giden mutlaka anlatırsın. Ya bu adam bunu duymadan ölürse ne olacak? Garip garip ahlaklar türedi. Modern cahiliyenin bazı özellikleri. İşte Hazreti Ömer Efendimizin derdini bir miktar anlayabildik mi acaba? Yani o dönemin insanları bu işin nereden geldiğini öğrensin diye çok mücadele etmiş. Yeni başlığımız Asr-ı Saadet'te yaşasaydım. Eskiden öyle. Birine bir şey anlatmak için 40 bahaneyi kovalardık böyle. Dedim ya sabahlara kadar çay içip kafede ders çalışıyordum. Bir tane adam da karşıda dönercinin orada sürekli böyle izliyormuş beni. Böyle baba yiğit, heybetli. Deri ceketli, eli cebinde böyle. Şöyle bir gün yavaşça geldi. Selamun aleyküm dedi. Aleyküm selam dedim. Tanışabilir miyiz dedi böyle. Olur tanışalım dedim. Ben dedi işte adını da unuttum. Ben filanca dedi. Şöyle elini bir çıkardı silah böyle. Meğer cebinde silah unutmuş. Aa silah dedi geri koydu. Elini uzattı böyle. Oturdu sabahlara kadar konuştuk. Konuştuğumuz bir mesele şeydi yani. Ben bir gün birine gittim. Benim cinim senin cinini döver dedim falan böyle yani. İşte öyle sabahlara kadar anlatıyorsun yine. Her kapıya geleni Hızır bileceksin. Her geceyi Kadir bileceksin. Bunları yaparsan Allah Azze ve Celle bir gün Hızır'la da tevafuk ettirir. Kadir gecesinde sana yakalattırır. Bu işlerin sırrı buralarda. Bugün burada olmayan nice insanlarla çok uğraşıldığından dolayı bugün uğraşılmayan nice insanlar burada. Allah bizim kapı çaldığımız yerden verse kendimizden bilebiliriz. Allah başka yerlerde cehd ettiriyor, başka kapıdan da güzel gönüllü birilerini gönderiyor. Adetullah bunlar okumak lazım yolun kaderini yani. O dönemler öyleydi yani. Sabahlara kadar kafelerde ne hatıralar ne hatıralar. Şimdi insanlar o dönemleri dinlediğinde özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a değil mi insanların muhabbeti yüksek olduğundan dolayı ah keşke ben de Asr-ı Saadet'te yaşasaydım. Bu cümleyi duymayan var mı hayatında? Mümkün değil. Mutlaka duymuşsunuzdur. Belki namaz da yoktur, altyapı da yoktur, başka bir şey de yoktur ama diyeceği söz ah keşke ben de Asr-ı Saadet'te yaşasaydım. Sen Asr-ı Saadet'te yaşasaydın ne yapardın? Şimdi ne yapıyorsan o günde onu yapardın. Şimdi yalan var mı dilde? O günde büyük ihtimal o olurdu.
Şimdi böyle sever misin iftira atmayı, fitnelerle uğraşmayı? O gün de giderdin Yahudilerin veyahut münafıkların Medine dönemindeki yanlarında olan adamlardan biri olurdun muhtemelen. Şimdi menfaat için İslam'ı ayaklar altına almayı, böyle sırt dönmeyi sever misin? O dönemde giderdin putçuların bir tanesinin yanında hayatını devam ettirirdin büyük ihtimal. Şimdi namazın yok mu? Yani şimdi bu rahatlıkta olmayan namaz o zaman nasıl olabilir sizce? Yani ben asıl saadette yaşasaydım ne yapardım sorusunun cevabı çok nettir. Bugün ne yapıyorsan o gün de onu yapardın. Bugün İslam dinini yüceltmek için bir kapıda omuz olamayan birisi o zaman Bedir'in içerisinde olabilir miydi? Ben size soruyorum, buyurun. Şimdi en ufak şeyi korku ve bahane haline getiren iş yerim var benim. Çocuk var ya, çocuk var evde. Var işte, şükret diye var. Küfret diye yok yani. Ya hanım var evde ya. Ya misafir var. Bugün onları bahane edenler, ileride işleyeceğimiz Ahzab yani Hendek Savaşı'nda sizce neleri bahane ederlerdi? Ahzab Savaşı'nın en büyük özelliği. Münafıklar bahane ede ede hep geriye çekilmişler. En büyük özelliği işleyeceğiz bunları detaylı. Bugün ne yapıyorsan o zaman da onu yapardın. Miktat İbni Amr'ın yanına gençler geliyor. Ve diyorlar ki ne mutlu Efendimiz'i gören gözler yanımızda. Keşke biz de Efendimiz Aleyhisselam'ı görseydik, onun döneminde yaşasaydık. Bu olay yaşanmış yani. Miktat İbni Amr cevap veriyor. Öyle demeyin. Sevinin ki iman üzeresiniz. Biz nicelerini gördük. Efendimizin yanındaydılar. Evleri Kabe karşısındaydı. Ne hadiseleri gözleriyle gördüler ama imansız gittiler. Siz onların heybetini görseydiniz adam zannederdiniz. Her birisi hurma ağacı gibiydi ama burunlarının üstüne devrilip gittiler. Demek o söz sadece bu zamana has değil, zamanında da söylenen sözlerden birisiymiş. Cevabı anlaşıldı mı acaba? Umarım. Bugün ne yapıyorsan asıl saadette de onu yapardın. Bugün ne yapıyorsan o zaman onu yapardın. Cennet karşılığında yaptığın şeye göre şekillenecek. İnsan biraz bu şekilde muhasebesini yapabilir. Muhasebe yapmak için ölçülebilir bazı değerler lazım değil mi? Ekmek şu kadar, un bu kadar, yağ bu kadar. İşte ölçülebilir değerler. Sahabe hayatı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı. Acaba onlara ne kadar benziyoruz? Ne kadar benziyorsak komşulukta o kadar olacak. Yeni başlığımız Mekke coğrafyası ve kültürü. Cahiliyeyi anlamak için o dönemin coğrafyasını, kültürünü de anlamak lazım. Biraz o bilgilerden vereyim. Mekke'nin önce etrafındaki yerlerden bahsedeyim. Etrafında Mekke'nin Bizans var. Düşünebiliyor musunuz Rum İmparatorluğunu? Sasaniler var, İran, Irak dolayları. Mısır var, Mukavkıs'ın yönetiminde. Yemen var. Ebrehe'den hatırlarsınız Yemen'i. Yani Mekke'nin etrafında çok güçlü yönetimler mevcut o dönemlerde. Peki Mekke nasıl bir yer? Mekke çöl. Çölse o zaman nasıldır? Kurak. Bazen 49.8 dereceleri gördüğünü söylüyorlar. Bu kadar kurak ve sıcak olan bir yerde yağmur nasıl olur? Yağmur yok denecek kadar nadiren olur. Yağmur yağdığında da sel olur. Hatta 1940'da Kabe'de yüzerek tavaf eden insanlar var. 1940'da Kabe'de yüzerek tavaf etmişler. Neden? Yağmur yağmış ve her yer sel olmuş. Tabii o aşk başka bir şey. Kabe'yi bırakmamışlar, yüzerek tavaf etmişler işte. Orada da Mersin çocuğu olursan değil mi? Bir artı bir puanın olabilir. Yerleşik hayat. Mekkeliler göçebe bir toplum mudur? Yerleşik hayat mı yaşarlar? Mekkeliler göçebe değildir. Yerleşik hayat yaşarlar. Uzun yıllar atalarıyla birlikte o bölgede, o coğrafyada oturup ticaret yapmışlardır. Ve Kabe'den dolayı herkesin uğrak yeri neresidir? Mekke'dir. Yani Kabe'ye alaka göstermeyen tek millet bu Yahudiler. Onların da alakası Kudüs coğrafyası, o da boğazlarında kalsın. Kabe'ye alaka göstermeyen hiçbir millet, hiçbir toplum yok. O yüzden etrafında pervaz oluyorlar. Sebebini de birazdan öğreneceğiz. Şimdi Kabe'ye her yerden gelen olursa Mekkeliler o dönem yaşayan her milleti tanır mı sizce? Tanır. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Çin'e gitmemiştir. Ama Çinli'yi tanır mı? Çinli'yi tanır. Çünkü Mekke'ye çok gelen var. O yüzden de bir hadis söyler. Ne der? İlim Çin'de de olsa gidiniz. Şimdi o zaman akılda, tahayyülde en uzak sınır Çin olduğundan dolayı Allahu Alem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisi bu şekilde söylüyor. Bir mesele daha anlatayım. Mekke coğrafyası 10 bin kişi. Yerleşik hayat 12 tane büyük kabileden, aşiretten oluşuyor yani. Geçen birisi Ankara için şunu dedi. Ankara 8 milyondur ama herkes birbirini tanır dedi. Şimdi Ankara böyleyse 10 bin kişilik Mekke'de herkes birbirini iyi tanır mı? Tanır. Sizce Efendimiz Aleyhisselam'ı da çok iyi tanırlar mı? Çok iyi tanırlar. Biraz zihninizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Darun Nedve'de iftira atılacağı döneme götüreyim. Hatırladınız değil mi? Şair mi diyelim, büyücü mü diyelim, sihirbaz mı diyelim? Bu iftiraları kendileri bile neden hayır canım bunlar kimse inanacağı iftiralar değil dediler. Çünkü o toplum yerleşik toplum olduğundan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok iyi tanıyorlar. Kendi söyledikleri iftiraların dahi tutmayacağının farkındalar. Kafanıza oturuyor mu iyice? Şekilleniyor değil mi? Mekke nüfusu ve okuma yazma.
Mekke nüfusunu söyledim. Aklınızda mıdır? 10 bin. Medine'yi de o civarlarda hayal edip kodlarsanız işimize yarar. Mekke'de okuma bilen sayısı yine fazla var. Ama Belazuri'nin söylediğine göre hem okuma hem yazma bilenlerin sayısı 16-17 kadar. Hem okuma hem yazma çok az. Mesela bunlardan bir tanesi Ebu Cehil. Hem okuma hem yazma biliyor. Yine Belazuri'nin söylediğine göre Medine'de hem okuma hem yazma bilen sayısı da 10 kişi. İlginç bir bilgi vereyim mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahyin ilk günlerinde tane tane insanlar imana geliyordu, doğru mu? İlk 6 yılda bir rivayete göre 100, bir rivayete göre 40 kişi. Darül Erkam'da Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabeye eğitim verdiği o güzel mektepte, fakültede. O kabilelerden her birisinin okuma yazma bilenlerinden neredeyse Darül Erkam'da var. Enteresan bir mesele değil mi? Yani her kabilenin okuma yazma bilenini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi bünyesine almış. Enteresan bir mesele. Mekke dışı evlilikler. Mekke'ye çok gelen var dedim. Çünkü Mekke hem dini merkez, ne var orada? Kabe var. Nasıl dini? Müslümanlık mı? Hayır, hayır. O zaman Müslümanlık inancı olmasa da Kabe onlar için önemli. Hac yapmaya geliyorlar, put görmeye geliyorlar, kurban kesmeye geliyorlar. Orası ibadet yeri o dönemin toplumunun. Hem de ticari merkez. Öyle olduğundan dolayı çok insan geliyor ve Mekkelilerin evliliklerinin %30'u yabancı insanlarla oluyor. Bu neden önemli? Şu yüzden. Mekke'de bir ırk zenginliği de var. %30 yabancı evlilik. Bundan dolayı sahabe efendilerimizin kökenine baktığımızda Türk'ünü gördüğümüz var, Kürd'ünü gördüğümüz var, Rum'unu gördüğümüz var, Yunan asıllısını gördüğümüz var. Hatta İrfan abi bir ara bakmıştı sanki Çeçen olması hasebiyle. Çeçen asıllı da var diye herhalde araştırmalarında vardı değil mi? Böyle bir mesele yani. Ayakkabı. Dönemin tam kültürü kafamızda canlansın diye buralardan da bahsetmek isterim. Ayakkabı giyiyorlar. Giydikleri ayakkabı mest. Ama bizim şu an kullandığımız mest gibi değil. Biraz daha farklı bir mest. Lakin mest yine ince bir ayakkabı olduğundan dolayı Naleyn isminde alt tabanı daha kalın, üstü böyle bağcıklı, açık bir ayakkabı giyiyorlar. Neden bu Naleyn'i giyiyorlar? E şimdi biz rivayetlerde söylüyoruz. Şam'a, Büsra'ya ticari sefere gitmişler. Nasıl yürüyecek? İşte o yürümelerde rahatlatsın diye bu Naleyn'i giyerler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da giyer. Hatta bir rivayeti hatırlayacaksınız. Mescid-i Nebevi'de Efendimiz Aleyhisselam sahabe efendimize namaz kılar. Namazın ortasında birden Cibril-i Emin gelir. Ayakkabının altında necaset var diye ikaz eder. O yüzden ayakkabısını çıkarır. Hatta sahabe ondan görüp onlar da çıkarır. İşte o çıkardığı Naleyn'dir. Anlaşıldı mı? Evet. Banyo. O dönemde banyo evde yapılır. Ama şimdiki gibi duş bölümü ayrı şekilde düşünmeyin. Yine bir leğen koyularak insanlar yıkanmalarını gerçekleştirir. Bazı rivayetlerde Medine'de böyle küçük su birikintileri biraz fazladır ya, oralarda da yıkanıldığı bahsedilmektedir. Yani leğen içinde bildiğimiz standartlarda. Tuvalet. Mekke'de başlangıçta müstakil bir tuvalet mevcut değil. Bunu acem ahlakı olarak kabul ediyorlar. Yani Arap olmayanlara acem diyorlar ya. El-Menasi denilen tuvaletler evlerden uzakta başka bir yerde. Ne diyorlar tuvalete? El-Menasi. Hicretin 6. yılları gibi tuvaletleri evlerin yakınlarına almışlardır. Şimdi bir şey söyleyeyim size. Yine bir çağrışım yapsın. İfk vakasını hatırlarsınız. Ayşe annemize iftira atılan vaka. Ayşe annemiz deveyle gelecek. Bir süre evinde kalacak hastalıktan dolayı. Medine'de iftiranın yayıldığı henüz onun kulağına gelmeyecek. O iftirayı Ayşe annemiz ne zaman duyacak? Yanındakilerle birlikte El-Menasi'ye giderken yolda o iftirayı işitmiş olacak. Bu da aklımızda kalsın diye bir örnek vereyim. Çamaşır yıkama. O dönem Allahu Alem çamaşır yıkama. Şimdi taşla yıkama sistemi vardı ya köylerimizde. Aynı o sistemde yapıldığı söylenmektedir. Evet. Bu da bitti. Ders bitmedi. Başlık bitti. Nasıl gidiyor? Anlaşılıyor mu? İbrahim, oturuyor mu kafaya? Ama böyle tefekkür dünyası film izler gibi olması lazım. Öyle oturup yerleşiyor mu? Böyle tek tek taşlar oturacak, şekillenecek. Öyle olmadı mı unutuyoruz yani. Hayvan kullanımı. Bizim Türklerde at taşıma işi yapar, doğru mu? Binersin, yük taşırsın. Koyun da sütü, yünü, eti o şekilde kullanılır. Araplarda deve öyle değil. Araplarda deve her şey. Bizim gibi değil yani. Zaten atın ilk ehlileştirildiği Orta Asya değil mi? Yani Türkler eliyle ehlileştirildi diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Araplarda deve her işi yapmaktadır. O yüzden de nasıldır kıymeti sizce? Çok kıymetli. Yani onların eli ayağı deve.
o dönemin toplumunda bir insanda 5 deve varsa bir deve 10 koyundur. O dönemin toplumunda birinde 5 deve varsa ooo tamam. Çok varlıklı sayılır. Yani 5 adet Mercedes gibi düşün zihninde. İşte onun birkaçıyla zihninde ev al, geçim, ticaret falan. 5 deve ciddi bir şey. O dönemin toplumunda bazı rivayetlerde bu 5 rakamını 2 olarak da verir. Yani 2 deve varsa o evi ihya eder diye geçen rivayet de var. Tabii biz tam bilemediğimizden rivayetleri söylüyoruz. Deve onların her şeyi. Yününden çadır yapıyorlar. Şu bu devenin boynundaki yünü daha yumuşak. Oradan kıyafet yapıyorlar. Dış yünü ona uygun değil. Tersinden yakacak yapıyorlar. Etini yiyorlar, sütünü içiyorlar, binip yol gidiyorlar, yük taşıyorlar. Bazı rivayetlerde hörgücünden su içiliyor diyor. Bazı rivayetler herhalde Mustafa onun hörgücü yağdan oluşuyor, su içilmez diye de geçiyor diye ekleyeyim. Evet. Şimdi sahabe efendimiz döneminde de böyle biliyor musun? Deve onların her şeyi. Eli ayağı bütün işlerini deveyle yapıyorlar. Bir anda Haşiye suresinden ayet iniyor. Deveye bakmazlar mı nasıl da yaratılmış? Ayet iner inmez. Hepsi dışarı çıkıyor. Böyle deveye bakıyor. Her gün yanınızda olan deve. O zamana kadar da baktınız zaten. Bugün ne değişti? Bugün ilk kez vahyin mesajıyla bakıyorlar. Vahiy sebep perdesini yırtıyor. Devedeki muhteşem yaratılışını gösteriyor. Ve deveye baktıkça Rablerine hayranlıkları artıyor. Haşyetleri artıyor. Muhabbetleri artıyor. Ve bunlarla birlikte kullukları da artıyor. İnanılmaz değil mi? Her gün yan yana oldukları deveye zaten baktılar. O gün o ayet gelince ne değişti? Artık sebep perdesi yırtıldı. Bak vahiy ne yırtarmış? Sebepleri yırtarmış. Vahiy geldi, sebepler yırtılmadı. Sen cahiliyede yaşamaya devam ediyorsun. Cahiliyenin kırmızı çizgisi vahiy. Anladınız değil mi onları? Vahiy Sine'ye ulaştıysa değil. Vahiy anlaşılmadıysa cahiliye. Bazı kabile savaşlarının deve, ot ve su için yapıldığı rivayet edilmektedir. Yani devenin kıymetini anlatmaya çalışıyorum. Şimdi olmuyor mu? Adam arabası için tutuyor, yolda nasıl çizdin diye garip garip şeyler yapıyor. O zaman da deve çok kıymetli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında zekat develeri var. Ve zekat develerini cemavat denilen şehrin dışına, batı tarafına taşıtıyor. Ve onlara özel çoban tutuyor. Bunun bir sebebi var. O dönem hastalık neyle yayılıyor sizce? Hayvanlarla. Bir. Hayvanlarla hastalık bulaşmasın diye şehrin dışına taşıtıyor zekat develerini. İki, şehir kirliliği oluşmasın diye. Hatta bir hadiste şöyle söylüyor. Medine'nin Yahudileri gibi olmayın, çevrenizi temiz tutun. Temizliğe nasıl hassasiyet gösteriyor ya? Allah Allah. Evet. Keçi. Deve besleyemeyenler keçi besliyor. Özellikle dul hanımlar. Neden? Çünkü devenin bakımı zor. Keçinin bakımı ona kıyasla daha rahat. Hatta uğraşanlar daha iyi bilir. Keçi de herhalde besin derdi de yok. Yani karton, kağıdı bile yediği söylüyorlar keçinin. Doğru mudur? Onu rahatlıkla yer. O yüzden keçinin bakımı da çok rahattır. Deveye gücü yetmeyenler o dönem keçi beslemektedir. Koyun, koyun çok az. Neden? Çünkü oranın iklimi, ortamı koyun için çok müsait değildir. Başıboş hayvanlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam av ve bekçi köpekleri dışında döneminde başıboş hayvanların serbest gezmesine çok müsaade etmiyor. Neden? Şehir kirliliğinden bahsetmiştim. Onun yanında salgın hastalıklar o zaman hayvanlarla çok bulaşıyor. Onun yanında da onlara yüksek dozda şefkat ve merhamet ediyor ama kendi sınırları içerisinde. Kurban kesim yeri. Dedim ya cahiliye deyince devesini çeken, her türlü her şeyi yapan insanları düşünmeyin diye. O dönemde kurban kesim yerleri belli. Biliyor musunuz? E biliyoruz. Niye böyle şaşırarak söylüyorsun? Şimdi bizde nasıl kesiliyor kurban? Adam trafik direğine bağlıyor kurbanı değil mi? Öyle kesiyor. Işıklara bağlıyor. O yüzden yani o zamanın bazı hassasiyetleri daha yüksek anladığımız kadarıyla. Yeni başlık Mekke ekonomisi. Çok önemli bir konu Mekke ekonomisi. O dönemi anlamak için bugün de bu meseleyi çok iyi anlamamız gerekiyor. Şimdi yine tefekküre dönelim. Böyle zihninizi zorlayın. Şeytan tefekkür ettirmeyi hiç sevmez. Ama tefekkürü saatin hayrun min ibadeti senetin. Bir saat tefekkür, bir yıl nafile ibadetten hayırlı. Lütfen zorlayın. Çok önemli mesele. Böyle filmler yanında hikaye kalsın. Öyle zihninizi zorlayın. Mekke'de tarım var mı? Hayır, tarım yok. Gidenler düşünsün umreyi haccı. Mekke'de hayvancılık var mı? Hayır, hayvan üretim şekli de yok. Mekke'de öyle bir hayvancılık da yok. Neden? Mekke 12 bin tane küçüklü büyüklü volkanik tepelerden oluşuyor. Yani bunları yapmaya hiç elverişli yerler değil. Hatta biz umreye gittiğimizdeki birçok otel tepelerin, küçük tepelerin yıkılmasıyla oluşan bazı oteller. O yüzden Mekke'de bir insan ticaret yapmaktan başka şansı yok. Şimdi mesela Türkiye'de bazı bölgelerin insanı iyi tüccardır. Mesela Adıyaman tutlular.
Doğru mudur? Ticaretiyle bilinir. Malatya, Darendeliler. Değil mi Fatih Ünal? Sizin memleket. Ticaretiyle bilinir. Neden? Şimdi bölgeye gittiğinizde geçim kaynağı çok fazla, alternatifi yok. Alternatif fazla olmayınca bölgenin yetişen insanı mecburen ne yapacak? Ticaret yapacak. İç Anadolu'da da böyle yerler vardır, başka yerlerde de vardır. Mekke'yi de böyle düşünün. Yani bölgenin insanının ticaret yapmaktan başka şansı mevcut değil. Şimdi ticaret hem ciddi bir gelir kaynağı hem de dönemin iletişim aracı. Herkes nereye geliyor ticarete? Mekke'ye geliyor. Bak şimdi. Birazdan yine detaylı anlatacağım. Mekke'ye gelecekler. Panayırlara katılacaklar. Ticaretlerini yapacaklar. Haclarını yapacaklar kendi kültürlerine göre. Daha sonra dönecekler. Mekke'yi böyle hayal edin. Şimdi bundan dolayı Mekke'de bir haber olursa, bir olay olursa 5-6 ay içerisinde her yerde duyuluyor. Niye anlattım bunu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin daha birinci yılında bütün bölge insanı onu duydu. Neden? Bu ticaretin bir iletişim aracı olmasından. Yine hatırlatayım, Bizans, Sasani, Yemen, Habeşistan, bunlara hep ticaret gittiğinden dolayı, ki Habeşistan uzaktır biliyorsunuz, daha birinci yılda her birisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı işitir. Şimdi Mekke'de çok büyük bir ticaret var. Yine ileride böyle detaylı anlatacağım bir konuyu küçük anlatayım. Eskiden Mekkeliler kendisi dışarıya gidip ticaret yapmıyor. Nasıl oluyor ticaret? Mekke'ye geliyorlar. Ta ki Efendimiz Aleyhisselam'ın dedesi Hişam'a kadar. Hişam döneminde Kureyş suresinde geçen ilaflar var ya, ticaret anlaşmaları kuruluyor. O ticaret anlaşmaları kurulduğunda güvenlik sağlanıyor, yollar emniyet altına alınıyor. Artık Mekkeliler de dışarı gidip ticarete başlıyor. O zamana kadar nasıldı ticaret? Gelenlerle yapılıyordu. Dedesi Hişam'ın Kureyş suresinde geçen ilafları kurmasının neticesinde artık dışarıya da başladı. Lütfen dikkat edin. 2500 develik kervanlar geçiyor rivayetlerde. Sermayeyi anlıyor musunuz? Kapitali? 2500 tır. Hiçbir yandan nakliye duydunuz mu? Bakın çoğunuz uğraşıyorsunuz. 2500 deve, ki biz Hatice annemizin rivayetinden biliriz. Hatice annemiz 700 develik kervan yolluyor değil mi? Bazı rivayetleri biliyoruz. 2500 develik kervanlar gönderildiği var. Sermayeyi anlayabildin değil mi? Şimdi bununla birlikte dedesi Hişam'dan sonra Mekke'nin mal varlığı daha da artıyor. Çünkü hem geller başlıyor hem gitler başlıyor. Şimdi böyle olduğundan dolayı büyük bir ekonomi var. Büyük ekonominin olduğu yerlerde bir çeşit kapitalizm mevcut. Bir de kabilecilik sistemi. Hayalinizle buyurun canlandırın. Kabilecilik bir yerden sonra bunu taşıyamaz hale gelecek. Bu sermaye mecbur küreselleşmek zorunda kalacak. Ama kabileciliğin ufku onu küreselleştirmeye yetmeyecek. O gün gelince sermayeyi küreselleştirmede Efendimiz Aleyhisselam'ın çizdiği şekli kullanacaklar. O yüzden Hazreti Ömer zamanı kısa bir sürede 3 kıta fethediliyor. Hazreti Osman zamanında bakar mısınız İslam medeniyetinin nerelere gittiğine? Hazreti Osman döneminde Beytülmal'e lütfen bir nazar eder misiniz? Ne kadar dolu olduğuna. Nasıl oluyor bunlar? Efendimiz Aleyhisselam ta o zamanlardan görmüş sermayenin şişeceğini, küreselleşme ihtiyacını ve onlara o cihette de bir yol haritası çizmiş. İnanılmaz meseleler değil mi? Ya. O dönemler stokçuluk da var. Mal bolken ve ucuzken stoklanır. Mal azken ve pahalıyken piyasaya yayarlar. Efendimiz Aleyhisselam bunu da engelleyecektir. Ve stokçulukla ilgili çok lanetler mevcuttur. Böyle bir şeye yeltenenler varsa elini ayağını bir an önce çeksin. Şimdi Mekke ekonomisiyle ilgili yeni bir başlığımız var. Panayırlar. Çok önemli bir başlık. Cahiliye düşüncesi değişiyor mu zihninizdekiyle? Çok fark etti değil mi? Ya. Şimdi bu ekonominin alt kolu panayır mutlaka bilinmesi lazım. Şu cümleyi ezberleyelim. Panayırlar o dönemin uluslararası ticaret fuarları. Panayırlar o dönemin uluslararası ticaret fuarları. Zaten sermayeyi biraz aklınızda canlandırabildiniz değil mi? Birkaç tane bilinmeyen panayır ismi söyleyeceğim. Daha sonra bazı bilmemiz gerekenlere döneceğim. Bazı panayır isimleri: Dumetül Cendel, Irak Şam tarafında kurulan panayır. Müşekkel, Bahreyn'de kurulmuştur. Hacer, hurma pazarıdır, Hacer özel. Hübaşe, bu panayıra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hatice annemizle ortak ticareti var ya, o dönemlerde gittiği panayır olarak rivayetlerde geçmektedir bu. Aden panayırı Hint Okyanusu kıyısında, Hicr panayırı Yemame'de. Yani kültürü görüyor musunuz, panayır kültürünü? Peki bizim bilmemiz gereken panayır var mı? Var. 3 tane büyük panayır var. Zülmecaz, Ukaz
Mecenne. Şimdi hani Mersin'de Marina var, Forum Mersin var, ilahir başka yerlerde alışveriş merkezleri var ya, o mantıkta düşünebilirsiniz. Zülmecaz, Ukaz, Mecenne. En meşhur panayırlar bunlar. Zülmecaz panayırı, isme biraz dikkat edin. Zülmecaz, icazet verilen yer. Yani o dönem hacılarının Kabe'de ibadet edebilmesi için panayırlarda icazet almaları lazım. Çok ilginç bir şeyler anlatayım mı? Şimdi Kureyş toplumu Kabe'den, putlardan, dini ibadet için gelenlerden inanılmaz bir sermaye elde ediyor. Efendimiz Aleyhisselam'a düşmanlığı anladınız mı şimdi? Efendimiz Aleyhisselam gelip ne diyecek? Bu putlar hiçbirisi olmayacak diyecek. E düşmanlık niye artacak? İnanılmaz bir servet var. Yani Mekke o dönem dünyanın göz bebeği, Kabe orada olduğu için. İnsanlar oraya geliyor o dönemler. Hac yapmak istiyorlar. Tekrar edeyim, bizim haccımız değil. O kültürün haccı. Kabe'ye girecekler. Kabe'ye girmeden önce icazet almaları lazım. İcazeti panayırlardan alıyorlar. En meşhur icazet alınan panayır Zülmecaz. Zülmecaz panayırından icazet alıyorlar. Ondan sonra Arafat'tan giriş yapacaklar. Bu icazetle birlikte Mekkeliler diyor ki, kendi günahkar kıyafetlerinizle Kabe'de ibadet edemezsiniz. E ne yapalım? Bizim sattığımız kıyafetleri alacaksınız. Peki ya siz? Bizim için öyle bir şey yok. Biz Mekkeliyiz. Kureyş'iz. Biz kendi kıyafetimizle girebiliriz. Ama siz bizim sattığımız kıyafetleri alacaksınız. İşte o dönem bazılarının kıyafet almaya parası yetmediğinden dolayı Kabe'nin etrafında çıplak tavaf etmişlerdir. Anladınız değil mi? Ya evet. Ukaz panayır dedik. Mecenne. Mecenne suyu bol bir bahçenin yanında bir panayırdır. İsmini de buradan dolayı almaktadır. Panayırlarda bayraklı çadır denilen bir kültür daha vardır. Maalesef ahlaksızlıkların yapıldığı yerler oluyor bu da. Her panayırda bu şekilde açıyorlar bayraklı çadırları ve buralarda ahlaksızlıklar yapılıyor. Başka panayırlarda neler yapılıyor? Şiir yarışmaları. Şimdi bak, o dönemin şairi bizim şimdi evliya dediğimiz gibi düşün. O kültür de o kadar önemli. Medya patronu gibi düşün, o kadar önemli. Savaş başlatıp savaşı bitiren insanlar, o insanlar neyle yapıyorlar bunu? Sözün gücüyle yapıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, beyanda sihir vardır diyor. Bu bir hadis. Bak, beyanda sihir vardır diyor. Söz öyle değil mi? Şurada hadi bakalım fitne fücür biri olsun, iki kişi arasın, nasıl bozar birkaç iftirayla? Sözde öyle bir sihir var. O yüzden o panayırlarda şiir yarışmaları yapılıyor. En meşhur 7 tane şiir. Ne deniyor buna? Muallakat-ı seba. Muallak yani askıda kalma. Seba 7 yani. 7 tane meşhur şiir seçiliyor. Altınlarla yazılıyor ve Kabe'nin duvarına asılıyor. Kur'an geldiğinde bunlarla mücadele edip hepsini yerle yeksan edecek. Allah Allah. 19. mektupta şöyle bir söz geçiyor Üstad Hazretleri. Kur'an geldiği dönemi bahsediyor. Kur'an geldikten sonra altın ile yazılan en güzel şiirlerini ve Kabe duvarlarına medar-ı iftihar için asılan meşhur muallakat-ı sebalarını indirtti, kıymetten düşürttü. Bunu yapan Kur'an-ı Azimüşşan. Allah Allah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahiy geldiğinde bu panayırlara girip davet yapacak insanlara, biliyor musunuz? Burada tebliğ yapacak. Şimdi az önce dediğimi tekrar hatırlatayım. Onlar bu kadar zahmetlere katlanırken birilerinin gönlüne girmek için. Biz şu kapıdan girenle ilgilenmesek nankör olur muyuz, olmaz mıyız? Bence büyük nankörlük bunlar. Herkes dönüp itikadına tekrar bakması lazım. Yok konuşamam, yok yorgunum, yok boğazım kurudu. Bunlar hiç hak sözler değil. Otel. Şimdi sermayeden bahsettim. Böyle bir ekonomi var, ciddi bir sermaye var. Uluslararası ticaret fuarları var. Yani neydi onlar? Panayırlar var. E bu işleri kim yapacak bu kadar işi? Kureyş'in büyükleri yapar mı? Çadır kur, yük taşı, deveye bak, çocuğa bak, eve bak, çadırları topla. Ticaret için ta bilmem nerelere git. Yapar mı adamlar? Yapmaz. Kim yapacak bu işleri? Köle ve cariyeler yapacak. Şimdi Mekke, tekrar hatırlatayım, çok zengin insanların olduğu bir yer. Orta Doğu ticaretini elinde tutuyorlar. Para babası çok. Yani kompradorlar çok fazla var. O zenginliği anlayanlar ancak o dönem köle ve cariye ne demektir onu da anlarlar. Örnekleyelim. Abdullah bin Cüda'nın 1000 tane köle ve cariyesi olduğu rivayet edilir. 1000. Neden? Ne yapıyor bu insan? Bakın ne yapıyor. Yemen'den alıyor, Bizans'a satıyor. Bizans'tan alıyor, Sasani'ye satıyor. Sasani'den alıyor, Mısır'a satıyor. Kim yapacak bu işleri? Anladınız değil mi? O dönem yani köle ve cariyeler büyük fabrikaların çalışanları olarak da değerlendiriliyor. Develere bakıyorlar, malları yüklüyorlar, pazarları açıyorlar, pazarda satış yapıyorlar. Başka ülkelere gidiyorlar. İstanbul'a mesela. Buraya dahi geldiler.
temizlik yapıyorlar. Çocuk bakmada da kullanıyorlar değil mi? Hanımlara yardımcı kimdir? Cariye. Filancanın cariyesi diye rivayetlerden biliyoruz. Ve tekrar hatırlatayım, binlerce develerden oluşan kervanlar var. Bu kervanın gitmesi, gelmesi, korunması, pazarlanması, paranın yönetilmesi. İşte o dönemin ekonomisini anlayan köle ve cariye kavramında da bir yer bulur zihninde. Var mı sorun? Bugüne yakınlaştırıp anlamak adına düşündüm de. Şimdi mesela cahiliye döneminde sen dedin ya abi, hani böyle deve çeken cahil insanlar düşünmeyin dedin ya. Mesela o zaman da yine sermaye, bahsettiğin gibi petrol yokmuş ama ticaret varmış devasa. Sonra develeri yakinen gördük abi bu sene gezdiğimiz yerlerde misal. Gerçekten atın bile böyle bir buçuk katı büyüklüğüne devasa bir hayvan. Dediğin gibi mesela abi bir tır hükmünde. Evet. O zaman bir atın taşıdığının 2,5-3 katı belki daha fazla yük alıyor. Bundan 2500 tanesi gerçekten çok yüksek bir şey. Zaten Mekke'nin toplam nüfusu 10.000. Ortalama 4 kişiye bir deve düşüyor. Bu çok yüksek bir oran. Bugün 4 kişilik bir ailenin bir tırı olsa misli misli yeter. Çok. Öyle zihne yakınlaştırmak için, evet, düşünüyorum da. Evet. Herhalde sen demek istediğin de abi, o zamana gittiğinde o zaman çevredeki büyük ülkelerden bile birçok noktada daha refah seviyeleri yüksek. Evet. Daha zenginler. Yaşam tarzları çok daha farklı ve kaliteli herhalde. Bunun yanında da vahye bakmayan yerleri çok karanlık, ahlaken. Tam onları birleştirip o dengeyi sağlamak gerekiyor. Aynen, sosyal hayat olarak yani akla yakınlaştırmak adına söyledim. Tabii abi. tabii. Ama adetler cihetiyle falan çok vahşi insan. Tabii aynen öyle. Aynen. Çok güzel anlaşılmış, ben onu anladım yani. Allah razı olsun İrfan Hocam. Kureyş ve Darun Nedve. Ders anlaşılıyor değil mi? Çok farklı meseleler değil mi? Allah Allah. Çok şaşırtıcı hakikaten ya. İrfan Hocam'ın da dediği gibi yani böyle hiç zihinde sadece dışarıdaki algılarla oturulacak mesele değil. Özüne de inmek gereken meseleler. Mekke nasıl yönetiliyor? Bir devlet mi Mekke? Hayır, kabile toplumu. Kabileler yönetiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 5. göbekten dedesi Kusay. Darun Nedve diye bir sistem kuruyor. Bu ismi tanıyorsunuz. Yani 200 yıl boyunca Mekke'nin parlamentosu gibi düşünün. Efendimiz döneminde de şirkin yuvası olacak Darun Nedve. Bu Darun Nedve'de Mekke'nin Kabe'ye bakan yaklaşık 19 tane vazifesi var. Belki daha fazla. Bunlar kabilelere paylaştırılıyor. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? Adeta Darun Nedve'de bakanlıklar var. Sen şu vazifeye bak, sen şu vazifeye bak denilen bakanlıklar var. Bu Darun Nedve'nin bir özelliği, 40 yaş altı buraya giremez. Akil bir heyet oluşturmuşlar kendi dönemlerinde. Yalnız bunun istisnası var. 3 tane. Ebu Cehil 30'lu yaşlarında buraya girebiliyor. Hazreti Ömer 27-28 yaşlarında buraya girebiliyor. Hakim bin Nizam kimdi? Hazreti Hatice annemizin yeğeni. Hakim bin Nizam 20'li yaşlarında buraya girebiliyor. Bunlar istisnası. Demek dönemine göre zekavet mevcut. Onun haricinde 40 yaş altı Darun Nedve'ye girilmiyor. Darun Nedve'yi biraz kafanızda oturtabildiniz mi? 10.000 kişi Mekke, 12 tane kabile var. Onların üst çatısına Kureyş deniyor hepsi birden. 12 tane de kabile var. O kabilelere bazı vazifeler veriliyor. Bir bakanlık sistemi gibi düşünün. Onların meşveret edildiği yerin adı da Darun Nedve. Yani o dönemin parlamentosu Darun Nedve. Efendimiz Aleyhisselam zamanında bu Darun Nedve tam şirkin yuvası olacak ve İslam'ın mesajını kısmak için kullanılan bir yer olacak. Mesela Bedir'in savaş kararı nerede verilecek? Darun Nedve'de. Uhud'a asker gönderme kararı nerede verilecek? Darun Nedve'de verilecek. Hendek Savaşı'nın kararı nerede verilecek? Darun Nedve'de verilecek. Anladınız değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretten önce suikast, öldürülme kararı nerede verilecek? Darun Nedve'de. Efendimiz Aleyhisselam'la uğraşan bir parlamento olacak. Bu Darun Nedve neyden güç alıyor? Onları konuşalım. Gıybetten, dedikodudan, iftiradan. Bir yerde gıybet, dedikodu, iftira varsa istediğimiz kadar Darül Erkam konuşalım. Orası aslında bir Darun Nedve'dir. Bunlar hızlı söylendiğinde tam dikkate gelmiyor. Anladım, kötü özellikler, dedikodu, gıybet, iftira da. Biraz böyle içselleştirdiğinizde çok önemli meseleler olduğunu anlayacaksınız. Başka şehir, başka ülkelerden arkadaşlar geliyor buraya. Bazen kimileri sohbet yeri soruyorlar. Biz isim her birisine vakıf değiliz tabii ki. O yüzden onlara bir isim söylediğim pek olmuyor. Onlara şunu diyorum. Gittiğiniz yerlerde gıybet, dedikodu, iftira yoksa oraya öyle gidin diyorum. Bu meseleler gittiğiniz yerlerde konuşuluyorsa, üstüne Allah meselesi konuşulsa dahi maalesef menfi kaymalar yaşanabiliyor. O yüzden gideceğiniz yerde nazarınız burada olsun diyorum. Benim bu işlere başlarken duam dahi şu.
Allah'ım hayalhaneme bu işleri yaparaktan ümmetin en gerisinde olmayı nasip et. Niye? Biz en gerisinde bu işleri yaparsak demek örnek alacağımız muazzam meseleler olmuş olacak artık. Hala bu duayı da ederim yani. Daha bugün aklıma geldi yine ettim. Aynı bu işleri yaparak Allah hayalhanemi ümmetin en gerisine koysun. Yani biz onlara yetişmeye çalışalım, onlardan örnek alalım, onlardan koşturalım. Ama maalesef üzücü mesele vardır. Bir yerde gıybet, dedikodu, iftiralar boy göstermeye başladıysa orada ancak problem olur. Oradan ruhlara imanın gıdası çıkar mı bilmiyorum, emin değilim. Çok problemli bir meseledir. Bence sizin de hayatınızda bir ölçüt olarak kalabilir. Gıybet, dedikodu, iftira. Çünkü Darun Nedve'nin temel özellikleri nedir sorusunu sorunca çıkan bu kelimeler oluyor. Bilmem anlatabildim mi demek istediğimi. Bu gıybetin sadece konuşulması değil, dinlenilmesi de aynı mesele. Zaten dinleyen bunun pazarını oluşturuyor, konuşanın ağzını ballandırıyor ya. O yüzden aynı günaha konuşan da ortak, dinleyen de ortak. Ya biz bir yere gittik ama konuşuyorlardı. Bu gıybeti dinlemek haram mı? Haram. O yüzden oralara dikkat etmek lazım. Dedikodu, gıybet, iftiralar bir yerlerde varsa çok büyük problemdir. Beslendiği yer, Darun Nedve'nin beslendiği yerlerle aynı meseledir. Bu Darun Nedve'de ailelerin vazifeleri var. Şimdi başlığımız o, ailelerin görevleri. Tekrar hatırlatayım, Mekke'de büyük aileler var. Darun Nedve'de bir parlamento kurmuşlardır. Orada söz sahipleri hepsi. Yani orası geniş katılımlı bir siyasi yapı. Kaç aile vardı acaba Kureyş'in altında? 12 temel aile vardı. Ve Mekke'nin işleri onlara şu şekilde dağıtılıyordu. Tek tek söyleyeyim vazifeleri. İlk vazife sidane. Kabe'nin örtüdarlığı, bakımı ve anahtarının muhafazası. Vazifeyi Abdüttar oğulları Osman bin Talha yapıyor. Şöyle bir hatıra var. Mekke fethedilince anahtarı Hazreti Abbas istiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da şu ayeti hatırlatıyor. Emaneti ehline veriniz. O yüzden Osman'a geri veriyor. Sonra da Müslüman olacak Osman. Evet, evet. Müşrik. Sonra Müslüman olacak. Aynen aynen tabii tabii. Verdiği zaman müşrik. Sonrasında iman edecek. Emaneti ehline vermenin ehemmiyeti doğru. Bu çizgide sakla. Raye vazifesi. Raye savaşta sancağın taşınma işidir. Bu vazifede Abdüttar oğullarındadır. Hatta Uhud'a müşrikler gelir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sorar. Sancak hangisinde? Söylerler. Şu cevabı verir. O halde bizim sancağımız da Abdüttar oğullarından Musab'a veririz. Sikaye. Hacılara su dağıtma işidir. Haşim oğullarındadır. Vazifeyi Hazreti Abbas üstlenmiştir. Rifaye. Hacılara yemek dağıtma işidir. Amir oğullarındadır. Haris bin Amr vazifeyi üstlenmiştir. Kiyade. Savaşta komutanlık işidir. Bu iş Beni Ümeyye'dedir. O zaman başkan kimdir? Ebu Sufyan. Eşnak. Eşnak diyetlerin bedellerinin belirlenmesi işindedir. Ortalama diyet bedeli ne o zaman? Mesela biri birisini öldürdü. Diyet bedeli 100 deve ortalama. Bu vazife Teymoğullarında. O zaman kimdedir? Hazreti Ebu Bekir'dedir. E-inne. Orduların hazırlanması ve savaşın genel idare meselesidir. Mahsumoğullarındadır. Bu vazife buyurun. Velid bin Mughire'dedir. Daha sonra da oğlu Halid bin Velid'e geçecektir. Sifare. Dış ilişkiler vazifesidir. Bu vazife Adiyoğullarındadır. Yani Hazreti Ömer'dedir. Neden Darun Nedve'de anladınız değil mi? Meşvere. İstişare heyetini toplama işidir. Esedoğullarındadır. Yezid bin Zem'a'dadır bu vazife. Evet. Eysar ve Elzam vazifesi. Önce bir mesele söyleyeyim. Cahiliyede kumar nasıl? İnanılmaz düzeyde. Birisi bir oluşan kumar ortamına oturmazsa yadırganıyor. Kınanıyor. Hatta cahiliye dönemi şairlerinden birisi karısına şöyle şiir okuyor. Ben ölürsem sen aciz, konuşma ve kumar bilmeyen birini isteme. Kumar o denli önemli bir şey. Şimdi bu Eysar ve Elzam vazifesi şu demek. Putların önünde o dönem kumar mahiyetinde fal okları çekiliyor. Hangi putun önünde? Hangi putun? Hübel. Hübel o dönemlerde fal oklarının önünde çekildiği put. Peki bu fal oklarının çekilme işi. Yani kutlar vasıtasıyla tombalacı var ya kumarhanelerin sahibi. Yani buradaki o tombalacı bütün fal okları kumar meselesini idare eden kişi Ümeyye bin Halef. Bu vazife Ümeyye bin Halef'te. Cumhuroğullarında. Ne demek bu falokları çekilme? Biraz kafamıza yaklaştıralım. Putun önünde 7 tane faloku var. İçinde farklı şeyler yazıyor. Mesela birisinde evet hayır var okların içerisinde. Birisi geliyor diyor ki acaba diyor benim ticaretim hayırlı gidecek mi diyor. Bana bir faloku çeker misin diyor. İnanç o şekilde parasını veriyor. Faloku çekiyorlar cevap veriyor. Ya da diyor filanca ile evleneyim mi diyor. Bugün de çok var değil mi o mesele. Olsa Ümeyye'nin yanına giderlerdi. Nesebi belli olmayan bu çocuk bana mı ait diye gidiyorlar.
ve para verip Faluk'u çektiriyorlar. Hübel'in önünde çekilme meselesi. Hübel onların nazarında erkek. Müzekker put. Rab kelimesinin karşılığı. Rab bizim itikadımızda hayata müdahale eden demek. İnsanı terbiye eden demek. Yani senin duygu değişimin, yönlenmen neyle olur? Rab ile olur. Cahiliye dönemi Rabb'in yaptığı vazifeler, Rabb'in yaptıklarının karşılığı hangi putta? Hübel putunda. Onun önünde yapılan kumar eyleminin adı falokları çekilmesi. Bu işi yapan Ümeyye bin Halef. Ama çok ilginç bir şey var. Bu Ümeyye bin Halef ne Allah'a inanıyor ne putlara inanıyor. Enteresan değil mi? E niye Efendimiz Aleyhisselam'a düşman oldun? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tevhidi getirdiğinde ilk ortalığı ayağa kaldıranların başında geçiyor bu adam ve diyor ki Muhammed diyor Aleyhisselatü Vesselam atalarımızın dinine ne diyor, putlarımıza ne diyor diyor. E sen putlara inanmıyorsun ki, problem nerede? Problem putların elden gitmesi değil, paranın elden gitmesi. Ama söylem nasıl? Putlarımız elden gidiyor, atalarımızın dini elden gidiyor, din elden gidiyor. Asıl elden giden din mi? Hayır. Bunun sermayesi elden gidiyor. Kendi inanmıyor. Ne puta inanıyor ne Allah'a inanıyor. Ama ne var işin ucunda? Menfaat var ciddi manada. Ya ciddi paralar kazanıyorlar. Ümeyye bin Halef nerede öldürülecek? Bedir'de öldürülecek. Daha sonra bu vazifeyi oğlu Saffan bin Ümeyye alacak. Mekke 13 yıldı, Medine 10 yıldı. Medine'nin 8. yılı ne olacaktı? Mekke fethi. Gün gelecek, Mekke fethedilecek. Saffan bin Ümeyye, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelince Mekke'den uzaklaşıp gidecek. Yemen'e. Arkadaşı var. Ümeyr bin Vehb. Onun adına eman alacak. Daha sonra Saffan geri gelecek ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman edecek. Gün gelecek bu Saffan Huneyn Savaşı'na katılacak. Müslüman olarak. Huneyn Savaşı'ndan sonra ganimet nasıldı hatırlıyor musunuz? Ciddi ganimet var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o dönem bir politika uyguluyor. Politikanın adı müellefe-i kulüp. Yani kalpleri ısındırma. O yüzden o ganimeti kalpleri ısındırmak için ciddi manada dağıtıyor. Saffan bin Ümeyye şöyle ganimetin yanına geliyor. İştahlı bir şekilde ganimete bakıyor. Özellikle develere. Efendimiz Aleyhisselam diyor, ya Saffan develeri çok beğendin diyor. Evet ya Resulallah diyor. Al 100 deve senin olsun diyor. Saffan bin Ümeyye 100 deveyi alıp Mekke'ye girerken nasıl bağırıyor biliyor musunuz? Koşun, koşun. Ancak bir peygamber böyle verebilir. Koşun diyor. Ya o dönemin bir meselesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettikten sonra farklı kabilelerin yaptığı bu görevleri ne yapar? Gene onları da bırakır. Bu neyin ispatıdır? Efendimiz Aleyhisselam'ın iktidar hırsının olmadığının en büyük ispatıdır bu. Anladınız değil mi? Haşa bizim öyle bir ispata ihtiyacımız yok. Hani malumat olarak söylüyorum. Anlaşılıyor değil mi? Bütün vazifeyi o görevlere tekrar geri verir. Ya böyle bir olay duydunuz mu? Biri bir yeri fethedecek. Bütün selahiyet, yetki onda olacak. Sonra görevleri geri verecek. Subhanallah. Tarihte duyulmamış meseleler. Yeni başlık Mekke'de inanış. İki inanış anlatacağım. Put anlatacağım. Bir de Hanif dinini anlatacağım. Mekkeliler inanışlarını Hazreti İbrahim'in dinine nispet ederler. Peki alakası var mı? Hiç alakası yok. Neden? Çünkü onların kültürü adeta bir pagan kültürü gibi değil mi? Farklı farklı putlara inanıp duruyorlar. Neden bu sapmalara düşüyorlar peki put inanış sapmalarına? Şu yüzden. Mekkeli müşrikler Allah'a inanmıyor mu? İnanıyor. Bak çok önemli mesele. Müşrik Allah'a inanmayan demek değildir. Ona kafir denilir. Müşrik Allah'a şirk koşan demektir. Ve kendi çaplarında ibadetleri de var. Hac yaparlar, oruç tutarlar, namaz kılarlar ama bizim gibi değil. Mesela bizdeki secde onlarda mevcut değildir. İlahir. Bu müşrikler bir Allah'a inanıyor. Ama hayatlarında lazım olan birçok meseleleri gidip kimlerden bekliyor? Putlardan bekliyor. Yani diyor ki bana sağlığı bu put verir diyor. Mutluluğu bu put verir, çocuğu bu put verir. Yani Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını kimlere dağıtıyor? Putlara dağıtıyor. İşte tam sormamız gereken mesele burası. Var mı kalbimizde put? Şimdi bak çok tehlikeli bir özellik. Allah var diyorsun, sorun yok. Sabaha kadar da konuşur muyuz Allah Allah diye? Konuşuruz, sorun yok. Peki itikadımızı değiştiren, etkileyen, sevinçlerimizi, ağlamalarımızı yöneten nedir? Yani Rabbimiz nedir? Değişen ekonomi mi? Para mı? Sevda mı? Çocuk mu? Hevalarımız mı? Rahatımız mı? İstikbal korkularımız çok mevcut mu? İşte bu soruların cevabını vermemiz lazım. Çünkü müşrik kavramı bence çok tehlikeli bir kavram. Müşrik Allah yoktur demiyor. Bir Allah var diyor ama onun sıfatlarını putlara dağıtıyor. Şimdi biz de aynı şekilde yapıyorsak, bir Allah var diyorsak ama Rezzak'ı patron gibi görüyorsak.
mutluluğun yaratıcısını haşa evdeki gibi görüyorsak ne olacak bizim ahvalimiz? Aynı bir mesele olacak. Bence çok dikkat edilmesi lazım. Şimdi onlar bir Allah var diyorlar ama Allah'a ulaşmak çok zor diyorlar. Olmaz öyle diyorlar. Ona ulaşmak için bize yakın vesileler lazım diyorlar. O yüzden de o vesileleri put olarak seçiyorlar. Sonra da puta saygı gösterdiklerinde, ona ibadet ettiklerinde bizim bu ibadetimiz haşa Allah'a gidecek diyorlar. Böyle bir inanışları var. O yüzden de aracıyı memnun etmeye çalışıyorlar. Aracı neydi? Put. Helvadan yapılmış putları memnun etmeye çalışıyorlar. Hayatlarında 360 tane put var. Kabe'de olan put sayısı 360 adet. Ve her bir putu törenlerle yerleştiriyorlar Kabe'ye. Bir de onlara biraz uluhiyet atfettiklerinden dolayı dikkat ederseniz basamakların üstüne koyuyorlar kendilerince yani. Gün geliyor Efendimiz Aleyhisselam'a ne diyorlar tekliflerinde? Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sen de inandığın putu getir. Yani onlara göre kardeş kardeş anlayacağım o manayı diyorlar yani. Tamam biz bunlara inanıyoruz ne zararı var sen de inandığın haşa putu getir yan yana koyalım onları bir zarar olmaz diyorlar. Putlara yükledikleri meseleleri tekrar hatırlatmam lazım. Putlara atfettikleri meseleler, putlar onların gözünde doğurganlık tanrısı. Şimdi mesela şurayı biraz merak ediyorum da hani birlikte bize meşveret etmiş olalım. Bir insanın çocuğu olmayabilir, bir insanın belli bir dönemde çocuğu olmayabilir. Bizim burada ilaçlara, doktorlara, tıbba başvurmamız gerekir mi? Tabii ki gerekir. Bu fiili dua değil mi? Fiili dua. Fiili duanın arasında kalite farkı var mı? Tabii ki var. Yani gidip en iyi ilacı, en iyi doktoru bulsam en iyi fiili dua olur mu bu? Tabii ki en iyi fiili dua olur. Niye olmasın? Bir şeyin daha kalitelisi yok mu? Var. Onu seçmek nedir peki? Fiili duadır. Şimdi birisinin böyle 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl çocuğu olmasa, daha sonra da birileri ona yardım etse, ilaçlarla, bazı tedavilerle, o yardım edene çok teşekkür etmek gerekir mi? Gerekir. Peki onun ayaklarına kapanılsa, bana çocuğumu sen verdin. Sen olmasaydın çocuğum olmazdı. Çocuğum senin sayende oldu. Çocuğumun sahibi sensin, çocuğumun yaratıcısı sensin, çocuğumun sebebi sensin diye. Sana yardım eden birisinin ayağına kapansan, şimdi bu modern cahiliye oluyor mu olmuyor mu ben soruyorum bunu. Peki bu sahneler yaşanıyor mu? Yaşanıyor. İşte itikadın bozukluğu. Anlaşılıyor değil mi demek istedikler? Ya. Terazili anlatıyorum çünkü dışarıda böyle haberlere baktığında her şey gidiyor ya. Her şey gidiyor. Uçurumdan atıyorlar bütün meseleleri. Yani dışarıdaki böyle birine bakarsan Müslüman sebeplere de riayet etmez, körü körüne bir şey. Hayır. En kalitelisini kullanacaksın. Onun adı var. Fiili dua. Ama sebepten bilmek şirktir. O yüzden Risale-i Nur'daki en önemli anlam sebep perdesini yırtıp bütün faaliyet kimin kudret elinde dönüyor asıl onu göstermektir. Risale-i Nur bu yüzden çok önemli bir mesele. Anlatabildim mi? Devam ediyorum. Doğurganlık tanrısı var, kader kısmet tanrısı var onların gözünde bu şekilde. Puta tapma süreci. Puta tapma süreci Mekke'de nasıl başlamıştır? Enteresan bir hadise. Çok masum başlamıştır. Ticaret için şehir dışına çıkanlar haremi özlediklerinden dolayı yanına ne alıyorlar? Taş alıyorlar. Nasıl taşlar? Şekilsiz taşlar. Kabe'nin yanından taş alalım da Kabe'yi özleriz diye. Gittikleri yerde ticaret yapıyorlar. Bu sefer gittikleri yerdeki adamlar diyor ki ya siz Kabe'den geliyorsunuz. Yine oranın taşını alırsınız. Bu yanınızdaki taşı bize verin diyorlar. Şimdi süreç böyle devam ediyor ediyor. Başta şekilsiz taşları taparcasına alıyorlar, götürüyorlar, inanıyorlar, alıyorlar, getiriyorlar, inanıyorlar. Daha sonra Amr bin Luhay Şam ve Busra'ya sefere gidiyor. Huza kabilesinin liderlerinden. Orada bu sefer şekilli taşlar yani şekilli putları görüyor. Bir tanesini alıyor getiriyor. Kırmızı akikten yapılmış Hübel putunu. Ondan sonra da süreç bu noktalara geliyor. Kabe'nin içerisine 360 tane putu törenli şekilde koymaya başlıyorlar. Yani masumane bir şey nereye varıyor? Şirke kadar varıyor. Şimdi Hübel Mekkeliler için önemli. Çünkü Mekkeliler Allah Azze ve Celle'nin Hübel ile gördüğüne inanıyorlar. Bizde de yine bunun emsali var mı? Mesela bir yerde kamera olsun yanlış şeyler yapmayız. Ama kamera olmayan yerde Allah'ın görmediğine inandığımızdan haşa yanlış şeyler yaparız. Şimdi yine modern cahiliye oldu mu? Oldu. Mekkeliler de öyle. Allah'ın Hübel'le gördüğüne inanırlar. Bu yüzden de bazı çıplak oldukları dönemler vardır. Hübel'in önünde hiç çıplak olmazlar mesela. Allah bizi böyle görür diye. Böyle bir inanış vardır. Müennes putlar. Dişi putlar. Malumunuz müzekker Arapça'da erkek için kullanılır. Müennes de dişi için kullanılır. Şimdi Necim suresinde bir ayette 3 put ismi verecek. Üçü de müennes. Yani dişi. Bu bilgiyi bilmemiz lazım. Önemli bizim için. Ayette şöyle diyor. Gördünüz mü o Lat ve Uzza'yı? Ve üçüncüleri olan ötekini yani Menat'ı? Demek erkek size, dişi Allah'a. Öyle mi? Şimdi bu Lat, Menat, Uzza isimleri
Şöyle diyeyim, şu İngilizce'de he-she var ya, değil mi? Dişi var, erkek var. Yanılmıyorsam kurmacda da var, değil mi? Türkçemizde yok ama tam o yüzden bazıları bilmeyebilir. Arapçada da var. Yani bir kelimenin müzekkeri erkeği var, müennesi dişisi var. Lat, menat, uzza kelimeleri dişi. Yani müennes kelimeler. İşte bu putlara Allah'ın kızları diyorlar kendi aralarında. Neden böyle diyorlar? Birazdan göreceğiz. Kadınlara en büyük zulmü yapan bir toplum putlara neden dişi isim vermiş? Enteresan değil mi? Şimdi akla yaklaşsın diye bir örnek vereceğim de. Haşa la teşbih anlaşılsın diye söylüyorum. Örneğim asla tam değil. Bir insanın yaratmayı en çok yaklaştırdığı mesele doğum meselesi. Doğru mu? Yani hiç alakası yok, anlaşılsın diye söylüyorum. Yani yaratmak nasıl bir şey dese insan aklında belki doğumu düşünür. İşte o zaman da yaratmanın, yani var etmenin alakasını dişilikle kurduklarından dolayı üç put da müennestir. Anlaşıldı mı? Evet. Ayette buna karşılık ne demiştir? Lem yelit ve lem yulet. Doğmamıştır, doğurmamıştır. Doğru mu? Bak, Allah Allah. Yani ayetlerin karşılığının nelere verildiği tam oturuyor herhalde değil mi zihninizde? Başlığımız meşhur putlar. Hangi üç put meşhurdu? Lat, Menat, Uzza. Tekrar edelim. Lat, Menat, Uzza. Bunlar nasıl kelimelerdi? Müennes kelimelerdi. Sebebini de açıkladık. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Lat putundan biraz bahsedelim. Hani Hübel'i Rab kelimesinden zihinlerinde çevirmişler dedim. Hatırladınız değil mi? Lat kelimesini de zihinlerinde ilah kelimesinden çevirmişler. Yani onlara göre Lat'ın yaptığı vazife haşa, ilahın yaptığı vazife. Lat kelimesi ilahın müennes şeklidir. Şekilsiz bir kaya parçasıdır ve bu putun olduğu yer Taif'tir. Biz Taif'e de gittik hatırlarsan. Hatta Ebrehe Kabe'yi yıkmaya ordusuyla geldiğinde Taif'tekiler nereye gidip dua ediyor? Sakif kabilesi. Lat putuna gidiyor, oradan yardım istiyorlar. Peki bu Lat putunun aslı nedir? Yatır. Taif'te Lat isminde bir adam var. Adam hac güzergahında oturuyor. Gelen giden hacılara da ikramlarda bulunuyor. Sonra ölüyor. Oraya defnediliyor. Orasının aslı bir yatırdır. Sonra neye dönüştürüyorlar? Puta dönüştürüyorlar. Hatta Taifliler Kabe gibi etrafını dört duvar ve örtüyle de çeviriyor orayı. Gün geliyor, bölge insanı iman ediyor değil mi Beni Sakif? Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Bu Lat putunu yıkacaksınız diyor. Ne diyorlar biliyor musun? Ya Resulallah, müsaade et, bir yıl daha istifade edelim. Nasıl istifade? Şimdi dinin ciddi bir gelir kaynağı put meselesi. O yüzden müsaade et, hani bir yıl daha gelen giden hacılardan müsaade et, Lat putunu bir yıl daha şey yapalım diyeceğim. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki bir saniye bile olmaz. İman ettikten sonra put olur mu? Olmaz. Allah aşkına kelime-i tevhide bakar mısın? La ilah. Bak, ilk ne yapıyor? Putları yıkacaksın. Putları yıkmadan iman olmaz. La ilahe illallah. Bak, ondan sonra ancak sen Allah var diyebilirsin. Şimdi soralım. Kalbimizdeki latlar nedir? Ya iman ettim ama şu putumu ileride yıkayım diye beklettiğimiz latlar nedir? Hangi putunuzu biraz daha vakit geçsin sonra yıkayım diye bekletiyorsunuz? Bilin ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buna müsaadesi yoktur. Diğer put Uzza. Bu Aziz isminin müennesidir. Nahle bölgesindedir. Üç parça dikenden oluşan bir ağaçtır bu. Bunu put haline çevirmişler. Güç tanrısı olarak görürler. Diğer putumuz neydi? Menat. Bu da Menna'nın müennes halidir. Medinelilerin o dönemki putudur. Siyah bir kayadır. Bolluk tanrısı olarak inanmaktadırlar. Hazreti Ömer acıkınca put yerdik. Hazreti Ömer cahiliye dönemi için anlatıyor. Diyor biz kendi putumuzu yapardık, önünde serfura ederdik diyor. Acıkınca da o putları yerdik diyor. Bu arada bir bilgi vereyim. Hazreti Ömer milletin inandığı putlara inanmıyor. Kendi putu var. Tabii. Yani o dönem karakteristik seciyesi çok yüksek Hazreti Ömer'in. Yani başkasının inandığına da inanmam diyor. O yüzden kendi putunu yapıyor. Acıkınca da biz onu yerdik diyor. Sahabenin içerisinde gençlerden birisi ey Emir el-Müminin aklınız yok muydu diye haşa soru soruyor kendisi anlamak için. Ey oğulcuğum, cümle çok önemli. Aklımız vardı ama hidayetimiz yoktu. Hidayet olmadan akıl neye yarar? Şimdi de aklı çok çalışıp akılsızca davrananları görüyor musunuz? Bunun sebebi sizce neyin eksikliği? Hidayetin eksikliği.
O da öyle sırlı bir şey ki Allah bize nasip etsin. O hidayetin nuru kalbi terk ettiğinde bittik, bittik. O dönemin bir putu daha var. Bence bugünün bilgilerinde en önemli meselelerden bir tanesi. Mücerret bir tanrıları var. Soyut yani. O putun ismi Heva putu. Ayet o puta vurguda bulunur. اَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ O hevasını ilah edinenleri gördün mü? İçeriden gelen, eğitilmemiş, terbiye edilmemiş nefsin sesleri. Buraya kadarki cümlemi herkes kabul eder. Evet, heva bir puttur, heva kötüdür, nefsin istekleri kötüdür. Peki, bu heva putu yaptığı işleri meşru göstermek için içeriden ne söyler acaba? Dediklerinizi anlıyorum. Allah için bir şeyler yapmak lazım ama şu an içimden gelmiyor. Bu kimin sözü? Heva putu. Ben şu an bu doğruları yapmayacağım çünkü canım öyle istiyor. Hangi put bu? Heva putu. Şimdi biz bu putları sadece heykelde ararsak vay bizim halimize. Bu putların her birisi güçlerini birleştirdi, heva putunda buluştu. Ve o heva putunun tehlikesini Hasan Basri Efendimiz şöyle anlatıyor. Ben münafık mıyım diye korkmayan münafıktır diyor. Yani kalbe put yerleşmişse içeride bir nifak oluşmuştur. O yüzden insanın sürekli onun muhasebesini yapması gerekiyor. Neden bu kadar önemli? Bu dönemde putların şekli değişti. Putu helvadan, demirden, betondan arayanlar onu bulamayacaklardır. Artık putların şekli çok değişti ve insanlar onlarla yüzleşmek istemiyor. Bu yüzden yüzsüzleşiyor. Niye? Kalbine döneceksin. Allah yerine koyduğun bir şeyi bulacaksın. Bu çocuğun olabilir, kadın olabilir, eşin olabilir, işin olabilir, araban olabilir. Var var. Arabası çizilince adam elini başının altına tutup ağlıyor. Ben görüyorum yollarda. Araba bu ya, demir bu. Zaten bunun üzerinde fani mührü var. Bu kadar ağlanacak bir şey değil bu. Put mu yaptın kalbine de bu kadar ağlıyorsun? İnsanların bunlarla yüzleşmesi zor bir şeydir. Kalbine döneceksin. Öğrendiğin hakikatleri ölçeceksin. Ya o arkadaş senin kalbinde böyle putlar varmış deyip bunlarla yüzleşeceksin. Bu delikanlılığı yapmak her baba yiğidin harcı değil. Yani kendine karşı kınsız kılıç kullanacaksın. Yapabilir mi herkes bunu? Mümkün değil ama yapsan da yapamasan da anlaman lazım. Bu asırda putların şekli değişti. Mesela futbol bir insanın putu olabilir mi? Olabilir ya. Bizim Karadenizli arkadaşlarımız anlattı da futboldan dolayı intihar edenlerden bahsetti. Ben bu kadar anlamamıştım yani meseleyi. Böyle mi dedim yani gerçekten? Hayret ettim. İnternet put olabilir mi? Olabilir ya. Bütün hazlarını ondan beklersen neden olmasın? Putun asıl özelliği hayatına yön verir. Heyecanlarını, sevinçlerini, korkularını o yönetir. Bilgi bir insanda put olabilir mi? Oho, bu konuyu konuşmamıza gerek var mı? Bu asır zaten bilgi putunun olduğu bir asır. Başarı bir insanda put olabilir mi? Oho, olmaz olur mu? Paranın satın alacağı şeyler sınırlı biliyorsunuz yani. İnsanın lezzetini bir yerde tatmin ediyor. Ondan sonra kişinin söylemi ne oluyor? Ya benim amacım para kazanmak değil, ben başarı seviyorum. Ya Kur'an zaten başarıyı kendinden bilme. Bu bir şirktir diye bunun eğitimini dersini veriyor tevhid meselesinde. O da diyor ki hayır başarı benden diyor. Kur'an diyor ki başarı da Allah'tan diyor. O yarattığı için böyle oluyor. Hayır canım başarı benden, kendim elde ettim diyor. Akıl tutulması ya. Bunu artık Müslümanlar da söylüyor. Sen oradaki Celaleddin Erzam Şah tersini anlatıyorum aslında biliyorsunuz. Bizde kazanma kaybetme meselesi yok ki. Bizde Allah'ım sen ne istiyorsun ben o doğrultudan gideceğim meselesi var. Ama iman meseleleri dersleri bilinmeyince böyle oluyor. Para put olabilir mi? Bunu geçiyorum konuşmuyoruz. Bunu konuşmuyoruz. Kimileri şey diyebilir abi ben de para değil ama altını çok seviyorum. Ya böyle putlar var. Put meselesinde bitiriyorum. Bir ufak konu daha girmem lazım. O dönem herkes putlara inanıyor mu? Hayır. Bir ufak zümre var ki şirke bulaşmamış. Ama henüz Efendimiz Aleyhisselam'ın mesajı gelmiş mi? Gelmemiş. Yani bildiğimiz manada da iman etmemişler. Ama şirke de bulaşmamışlar. E nasıl amel ediyorlar? Çok önemli bu cümle. Hazreti İbrahim'in Bakiye-i diniyle amel ediyorlar. O dönemin o şirke bulaşmayan zümresine Hanif diyoruz. Şurayı da anlatırsam iyi anlarsınız. Hanifler kimlerdir? Fetret döneminin müminleridir. Fetret? Hani Hazreti İsa ve Efendimiz Aleyhisselam arasına mesaj gelmedi ya. Hazreti İsa'nın mesajı da tarif edildi zaten. İşte o dönem arasında şirke bulaşmayanlara fetret dönemi müminleri deniyor. Demek o döneme ne deniyor? Fetret dönemi deniyor. Hanif kelimesinin çoğulu hünefadır ve ikisi birlikte Kur'an'da yaklaşık
12 yerde geçmektedir. Haniflerin özellikleri nelerdir? Allah'a inanırlar. Putlardan yüz çevirmişlerdir. Putlar için kesilen etleri yemezler. Müşriklerin yaptığı ibadetleri yapmazlar. Biraz haniflerden örnekler verelim, aklımıza otursun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik gelmeden önce neydi? Hanifti. Efendimiz Aleyhisselam'ın annesi ve babası hanif. Onun dedeleri hanif. Hazreti Ebubekir neydi? Hanifti. Hatice annemiz neydi? Hanifti. Bu ismi çok iyi bilirsiniz. Hadi, çok güzel. Varaka bin Neffel. Hatice annemizin akrabası peygamberlik gelir gelmez Efendimiz Aleyhisselam'ı ona götürdü ya. Varaka bin Neffel önceden Hristiyan alimi biliyorsunuz. Ondan sonra bakıyor onun içerisinde boşluklar var. Terk ediyor onu. Ne oluyor? Hanif oluyor. Ya o dönemin hanif örnekleri. Yeni başlığıma geçiyorum. Cahiliyede kadın. Allah Allah. Değil mi? Ya kalbe şirk bulaşmayınca iman da o ölçüde kolay oluyor değil mi? Gökhan biliyor musun bu dediğin günahlar için de geçerli. Yani o günah çok birikmeyen ruhlar hakikati biraz çabuk alabiliyor. Ya çünkü ruhu algoritmasını bozan şey günah ya. Ya evet oralardan düşünmek lazım. Cahiliyede kızları gömme meselesi. Herkes içinden şunu dedi değil mi? Biz de bu konu ne zaman gelecek diye onu bekliyorduk değil mi? Evet. Cahiliyede bütün kız çocukları toprağa veriliyor mu? Bütün kız çocukları toprağa verilse zaten erkek nüfusu nasıl olacak? Değil mi? Demek ki hepsi verilmiyor. Toplumun düşük kesimlerinden bir zümre kız çocuklarını gömüyor diri diri toprağa. Yoksa yüksek insanlar da var mı? Var. Hatice annemiz gibi hanımefendileri düşünün. Toplumun neleri onlar? Üst kesim insanları. Demek ki toplumun alt kesiminden bir zümre diri diri kızlarını toprağa gömüyorlar. Peki neden gömüyorlar? Bir iki sebebi var, açıklayalım. Sebebinin birisi kızların o dönem üretime katkısı mevcut değil. Peki evin gelirine bir katkıları var mı? O da mevcut değil. Yani haşa, boş gözle bakıyorlar biraz. En temel sebebi ise şu. O dönemler kabile baskınları çok oluyor değil mi? Peki kabile baskın yaparsa malını alır, bir de evindekileri de alır mı? Alır. Onları isterse köle yapar, isterse başka şekillerde de kullanabilir. İşte bir gün bir kabile gelir, evimizdeki kızı alır. Onu da farklı şekillerde kullanırsa bizim namusumuz biter. Kabilecilik o zaman inanılmaz bir şey. Yani senin kabilenin şerefi, soyu, sopu çok önemli mesele. Bundan dolayı da bu kızlar ileride namusumuzu kirletmesin diye diri diri toprağa gömüyorlar. Şaşırdığınız mantık biliyorum ama bugün olmayan şeyler değil yine. Bugün de yapılan benzer cinayetler mevcut. Nasıl gömüyorlar çocukları toprağa? Birkaç yolu var, bir ikisini bahsedelim. Kız çocuğu 7 yaşına gelir, baba anneye ölüm şifresini, parolasını söyler. Parola şudur, kızı hazırla da dayısına götüreyim. Kızı en güzel şekilde giydirirler, bir yolculuk yaparlar. Çölde daha önceden kazılan çukura doğru giderler. İlk hamleyi baba yapar, şöyle çukurda bir şey varmış gibi yapar. 7 yaşındaki, 6 yaşındaki kız çocuğu da merak eder. O da eğilince babası iter, diri diri üstüne toprağı gömer. Şimdi bak, burada bir mesele size anlatayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o dönem insanını nasıl sahabeye yükselttiğine ağzımız açık dinleyelim. Hiç normal bir olay değil. Bazen bunlardan çok bahsetmek istemezdim. Kusura bakmayın da anlaşılsın diye bahsedeceğim. Yoksa menfi olayları nazara vermek istemiyorum ama anlaşılsın diye mecbur. Mesela biz geçenlerde Viyana'ya gittik. Viyana'ya vardığımız gün bir tanesi cinnet geçirmiş. Evindeki çocuklara kıymış. Hanımına da kıymış. Herif. Dediğim gibi bahsetmek istemiyorum ama konu anlaşılması lazım. Bunun gibi haberleri siz de okuyorsunuz değil mi? Adam şöyle oldu, çocuklarına kıydı. Bir de öyle bir delilik var ki. Önce anneyi öldürmüş Viyana'daki. Ya bu çocuklar anasız kalacak diye bu sefer de tutmuş onları katletmiş. Yani şeyi görüyor musun? Hayvanlık seviyesi. Şimdi o haberlerdeki adamlara dikkat edin. Aradan 2-3 gün geçince ruhları tamamen bitmiş bile olsa bir ne yaptım ben diyorlar, intihar ediyorlar. Doğru mu? Görüyorsunuz değil mi? Dediğim gibi böyle kötü bir şeyden bahsetmek istemezdim ama konunun anlaşılması için. Şimdi burada onu yapıyor adam. 2-3 gün sonra Viyana'daki de aynı oldu. Adam bir gözünü açıyor. Ne yaptım ben diyor. İntihar ediyor. Son veriyor. İşte cahiliye dönemindeki adam bu işleri yapıyor. Dönüyor evine gidiyor. Hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam ediyor. Risale-i Nur'da geçen cahiliye insanını tasvir eden kasaveti kalp kelimesini anladınız mı? Kalp katılığı bu demek. Şimdi insan hayvanlaşıyor. Olmaz bir iş yapıyor. 2-3 gün sonra dönüyor diyor ki ben ne yaptım diyor. Yaptığı bu kadar büyük hayvanlık da olsa, doğru mu? O dönemin insanı bunu yapıyor, dönüyor. Evinde hayatına devam ediyor. Bakın şimdi annelik müessesesinin hassasiyeti malum. Anneler öyle yani. Biz de öyle. Senin gözünden yaş gideceğine benim canım gitsin diyor yani bizimkiler. Öyle değil mi? O dönemin başka bir versiyonunu anlatayım kız çocukları.
Diri diri toprağa gömme. Çukur kazılıyor ve anne doğumu çukurun yanında yapıyor. Doğan kız çocuğuysa annesi direkt çukura atıyor, üstünü kapatıp dönüp gidiyorlar. Böyle bir kasaveti kalp hayatınızda duydunuz mu? Peki böyle insanların, ya bugün dönemin en entelektüellerini, akil dediğimiz insanlarını toplayalım. Bir toplumun ufak bir bünyesine, bir kesimine sigarayı bıraktıramayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o toplumu 23 yılda sahabe dediğimiz insanlara dönüştürdü. Allah aşkına ya, bunu gördükten sonra insan şu dinle ilgili saçma sapan köşeden bucaktan soru sorar mı ya? Senin niyetin yok bu işleri anlamaya, saçma sapan o öyle mi bu böyle mi sorular geliyor. Gerçekten manası yok. Bunun ilimde de yeri yok yani. Temel bir meseleyi anlamayan bir insan 99 tane açık kapıdan girmeyip bir tane kapalı kapıda inat edip diyor ki hayır bu kapı kapalı. Ya belki senin aklın yetmiyor onu anlamaya. Sen diyemiyorsun ki ben yarım kafalıyım, ben anlayamıyorum, bu mesaj mükemmeldir de benim algım yerinde değildir. Diş dediği yok. Ya bunları görüp anlamamak da bir kasaveti kalp midir? Buyurun, ben de bunu sorayım ya. Normal olaylar mı Allah aşkına bunlar? Bu insanları sahabe seviyesine çıkarmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hiç akıl alır gibi değil. O sahabe efendimizin birinin hayatını dinliyoruz, gidiyoruz akşam evde ağlıyoruz yani. O nasıl hayatlar diyoruz yani. Normal mi Allah aşkına bundan bunu yapmak? Normal mi yani? Allah Allah. Tutmuş köşede iki tane soru getirmiş de onunla ilzam edecek. Diyalektik diyalektik işte. Şeytanın en sevdiği şey. Tez antitez. Diyalektik yapacak. Bu böyle olabilir mi? Bu şöyle olabilir mi? Falan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kızları gömme meselesini dinledikçe hep ağlar. Meşhur Arap şairi Ferezdak vardır. Bu ismi Hassan bin Sabit Efendimizin hayatında da işlemiştik hatırlarsanız. Onun dedesi Sasa bin Naciye 300 çocuğu gömülmekten kurtardığını anlatır ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok sevinir buna. Bu kız gömülmesiyle ilgili birkaç mesele okumam lazım. Önce Risale-i Nur'dan İşaretül İcaz'dan bir yer okuyacağım. Bakara Suresi tefsir bölümü. Evet, asr-ı saadetten evvelki zamanlarda kalp katılığı ve merhametsizlik öyle bir hadde bali olmuştu ki hocaya vermekten ar ederek kızlarını diri diri toprağa gömerlerdi. Asr-ı saadette İslamiyet'in doğurduğu merhamet, şefkat, insaniyet sayesinde evvelce kızlarını gömerlerken müteessir olmayanlar İslamiyet dairesine girdikten sonra karıncaya bile ayak basmaz oldular. Nasıl olay? İnanılmaz değil mi? Nahl suresi. Onlardan birisine kız çocuğu müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü kapkara kesilir. Ayet bakın. Kendisine verilen kötü müjde yüzünden haktan gizlenmeye çalışır. Onu utana utana tutsun mu yoksa toprağa mı gömsün? Bak ne kötü hüküm veriyorlar. Ayet okudum. Tekvir suresi. Diri diri toprağa gömülen kız çocuğuna hangi suçtan dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman diye ayet devam ediyor. Buhari'de geçen bir hadis. Her kim kız çocukları yüzünden bir sıkıntıya uğrar da onlara iyi bakarsa bu çocuklar onu cehennem ateşinden koruyan bir siper olurlar. Efendimiz Aleyhisselam ne yaptığını farkında mısınız? O düşünceyi nasıl yıkıyor biliyor musunuz? Cennet müjdesiyle yıkıyor. Ya böyle bir müdahale olabilir mi ya? Gerçekten Efendimiz Aleyhisselam inanılmaz birisi. Onun inanılmazlığını anlamak için cahiliyeyi bilmek de gerekir miymiş? Ya. Ebu Davud'da geçen bir hadis. Kim 3 tane kız çocuğu yetiştirir? Bakın. İkisi cepte. Kim 3 tane kız çocuğu yetiştirir, güzel terbiye eder, evlendirir ve onlara iyilikte bulunursa o kişi için cennet vardır. Kız çocukları cehennem siperidir. Aynı zamanda cennet sebebidir. Bak bak bak. O dönemin yani utanıyor, kızı var diye utanıyor. O insanlara Efendimiz Aleyhisselam'ın öğretisine bakın. Dersin başı ile ilgili bir şeyi tekrar hatırlatmam lazım. Cahiliye tarihsel bir dönemin adı değildir. Cahiliye bir durumun adıdır. O durum günümüzde de olabilir mi? Maalesef olabilir. Yine sizle bugün meşveret ediyoruz ya, muhabbet ediyoruz, hasbihal ediyoruz. Yine bir şey sormak isterim. Kürtajı nereye koyacağız? Bir insanın hayatına son vermek demek değil mi kürtaj meselesi? Buyurun, acaba biz bunu nereye koyacağız? Yine bu cümleleri hatırlattığım için üzgünüm. Yani hiç istemezdim. Ahlakımda değil ama bu ders için mecbur. Parkta poşete sarılı cenin bulundu gibi haberlere bakabilir misiniz? Lütfen bakabilir misiniz? Allah Allah. Yani acaba modern cahiliyede kürtaj sayısı bizim az önce konuştuğumuz rakamları geçmiş midir diye ben size sormak isterim. Kendim de öğrenmek için maalesef. Araplarda duygularını ifade etmemek övülen bir davranış. Hiç ketumlar yani. Sevindi,
Hüzünlendi, sinirlendi, belli etmemeye çalışırlar. Akra bin Habis bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı torunlarını öperken görüyor. Çok rivayette okur muyuz biz? Hasan öptü, Hüseyin öptü. Hasan öptü, Hüseyin öptü. Öyle mi? Bak. Usame bin Zeyd'i de alıyor değil mi? Hep onlarla birlikte öpüyor. Zeyd bin Harise ile Ümmeymen'in oğlu değil mi? Vefatında ordu komutanı olarak gönderecek onu. Alıyor, öpüyor, 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 öpüyor. Akra diyor ki, benim 10 çocuğum var, bugüne kadar daha birisini öpmedim ya Resulallah diyor. Hayret ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı uygulama ne biliyor musunuz? Bakın şimdi ayete dikkat edin. Onlar kınayıcıların kınamasından korkmazlar. Sizce hiç kınamıyorlar mı Efendimiz Aleyhisselam? Kınamaz olurlar mı? Hem de bakışlarıyla bile yiyorlar. Ama onlarla mücadele ediyor. Çünkü ayet diyor, imanı tasvir ediyor. Onlar kınayıcıların kınamasından korkmazlar. İş yerinde bu ne der? Mahallede o ne der? Bunlar imanın kriterleri, ölçüleridir yani. Allah Allah. Çok evlilik ve kadının değeri. Abi az önce hem kürtajdan bahsettik ya hem de cahiliye dönemi dedik. Aslında bir de modern cahiliye ile bağladık ya. Şimdi yakın zamanda Çin'de bir tek çocuk zorunluluğu getirmişlerdi. Kanun olarak yani bir çocuktan fazla yapılamıyordu. O dönemde ultrasonla bakıyorlar. Herkes erkek çocuğu olsun istiyor, nesli devam etsin diye. Ultrasonla bakıyorlar, kız çocuğuysa kürtaj yapıyorlar, kız çocuğuysa kürtaj yapıyorlar. Aynı o dönem aslında şimdi de bir modern cahiliye olarak yaşanıyor yani. Kız çocuğu istemiyorlar yani. O yüzden aynı uygulamayı aslında şimdi... Tam durmadı değil mi yani? Böyle geçmişte kalan bir şey değil bizim yaptığımız şu anki ders. Bir durum ismi yani. Durum ismi aynen abi, dönem ismi değil. Allah bu günleri gül devrine çevirsin. Mekke zihniyeti kadını tanımaz. Hatta Araplar kadın ve erkeğe aynı anda bazı mesajlar gelen ayetleri işitince, yani hem kadın önemseniyor ayette hem de erkek, çok şaşırıyorlar. Allah Allah. Yani erkeğe tanınan hak kadar kadına da çok enteresan geliyor onlara. O dönemde zina ayıplanmaz. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zinayı yasakladığında, Hint var ya Ebu Sufyan'ın eşi, şunu söylüyor. Hür kadın zina mı yapar ki yasakladı? Yani hür başka, mevali köle başka. Yani hür yapmıyor ki zaten. Mevaliler köleler yapılıyor. Yasaklanacak ne var bunda diye bir şaşkınlık ifadesi. İnsanlar o dönem 30-40 kadınla evleniyor. Rivayetlerde Ebu Leheb'in 100 karısı olduğu yazıyor. Allah Azze ve Celle evliliği sınırladığında onlara ne geliyor bu? Ceza geliyor. Şimdi yine gel seninle Ceziretül Arab'a gidelim düşüncesini lütfen düşünün. Oraya gittiğinizde anlıyorsunuz ki o zamanın sınırlaması nasıl geliyor akla? O coğrafyaya ceza gibi geliyor. Ben şimdi de bazılarının bu meseleyi yine tam idrak edemediğini düşünüyorum. İslam'la ilgili hiçbir meseleyi önemsemeyip altyapısını bilmezken bu evlilik meselesinde kendisine fetva verip rakamı arttırma niyetinde olanların davranışlarını da çok fazla doğru bulmuyorum kendi adıma. Bilmem ifade edebildim mi? Evet. Çünkü ulema daha iyi bilir. Bu dönem için önerilen mesele bu işin tek kalmasıdır. Bunu da yine zamanın rivayetlerine bakarak bize söylemişlerdir. Bir yetki vardır, bir ruhsat vardır, haktır, helaldir. Bir de ulemanın bu asra bakan bazı meseleleri yorumlama şekli vardır. Ben çok yıkılan aile gördüm de bu işlerin yanlış tevilinden dolayı. Kendince yani daha hayatında namaz yokken bu meseleyi böyle İmam Azam Ebu Hanife'nin fetva verircesine o edayla savunuyorlar ve kendilerine bazı noktalarda kapılar açıyorlar. Daha sonra da devamını biliyorsun zaten. Üç talakla bir şeyi çöpe attığında o da bitiyor zaten. Daha sonra da ona fetva buluyorlar. Geri dönme. Yani bu noktalar hassas meseleler, ince meseleler. Böyle davranmasak, böyle yaklaşmasak hayırlı olur demek istiyorum. Hayızlı kadın. Hayızlı kadın cahiliye döneminde karantinaya alınıyor. Aynı odada yatmıyorlar, pişirdiği yemeği de yemiyorlar. Kadına verilen değeri anlatmaya çalışıyorum o dönem. Efendimiz Aleyhisselam konuyu nereden nereye götürüyor? Bacılarıyla evlenirler. Başlık. O dönemin insanı bir kadını alır, yanında da 3-4 tane bacısını alır. Aynı anda mı nikahta olur? Evet, aynı anda nikahta olur o dönem için. İslam geldiğinde bir nikah altında iki kız kardeşin olmasını haram sayar. Hatta bunun örneği var. Osman Efendimiz önce Rukiye annemizle evlendi. Efendimiz Aleyhisselam'ın kızı Rukiye ile. Sonra Bedir'den sonra Rukiye annemiz vefat etti.
Sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın diğer kızı Ümmü Gülsüm'ü aldı. Bak Efendimiz Aleyhisselam uygulamasını da gösteriyor. Yani aynı anda haşa değil. Ne? Biri varken diğeri olmaz. Yeni başlık zihar. İlk kez duyan var mı ziharı? Zihar meselesi cahiliyedeki inanılmaz hadiselerden bir tanesidir. Ne olduğunu yavaş yavaş anlatayım. Cahiliyede bir erkek bir kadını mağdur etmek isterse, sen bana anamın sırtı gibisin der. İşte bu cümle zihardır. Ondan sonra o kadın o erkeğe artık haram olmuştur ama kadın bir ömür o evde kalacaktır. Kadın bir daha eşiyle ilişki yaşayamayacaktır ve o kadın başkasıyla evlenemeyecektir. Anladınız mı zaharın ne olduğunu? Ancak kendisini zaten bütün gücün sahibi olan bir insan bunu yapabilir. Sen bana anamın sırtı gibisin. Laf bu. Yani artık hani ilişilmez manasında. O söylendiğinde zihar deniyor ama kadını da rehin almış gibi bir tavır oluyor. Bu gelenek hicretin 5. 6. senesine kadar devam eder. Bir gün sahabe arasında bir hadise yaşanır. Evs bin Samit ve hanımı Havle binti Salebe. Bunların arasında bir tartışma olur ve Evs eşine sen bana anamın sırtı gibisin der. Ne demiş oldu? Zihar. Havle gidecektir, bu mağduriyetini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a anlatacaktır. Efendimiz Aleyhisselam o an bir şey demeyecektir. Bir süre sonra ne inecek? Ya Mücadele Suresi bak. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a yakınan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin karşılıklı konuşmanızı işitiyordu. Çünkü Allah her şeyi işitmekte ve görmektedir. Mücadele 2. İçinizden karılarına zihar yapanların karıları asla onların anaları değildir. Bu geleneği ne yaptı Kur'an? Sildi, çöpe attı. Onların anaları sadece kendilerini doğuran kadınlardır. Gerçek şu ki onlar çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar ilahir diye ayetler devam ediyor. Evet. Cahiliyede kadınlar meselesini de bitirdik. Yeni başlığımız kabilecilik. Önce şunu söylemem lazım. Arap kabilelerini bir arada toplamak çok zor bir meseledir. Bu tarihte iki kez başarılmıştır. Birisi Allah'ın yardımıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapmıştır. İkincisi kılıcın yardımıyla Yavuz yapmıştır. Bu zor meseleyi onlar muvaffak olmuştur yani. Kabilecilik. Cahiliyede kabilecilik önemli mi? Çok önemli. Neden önemli? Bir insan ancak bir kabilenin ismiyle hayata tutunabilir. Biraz açalım. Kabileden birisi suç işledi. Suçta açık açık işledi. Kabile de onun arkasında duruyor. Yani o kabilenin bir mensubu, müntesibi hala. Kabileden herkes savaşmaya gelir mi onun için? Gelir. Ona bir diyet bedeli kesildi, 100 deve. Bütün kabile onu öder mi? Öder. Bak şimdi anladınız mı kabile ne demek? Şimdi bu anlattığım ölçüde bir adamın kabilesi güçlü olsa vur patlasın çal oynasın. İstediğine zulüm eder, istediğini yapar. Sonuçta dönüp arkasına baktığında koca kabilesi ne yapıyorsa ortaktır. Anladınız mı? Niye ortaklar? Çünkü o da öbürüne ortak olacak. Geçen gün bizim bir tane doğulu arkadaşımız vardı. Birisi de ona sordu. Ya dedi aşiretçilik eskisi gibi var mı dedi. O da dedi ki ya parası olmayanın aşiretçiliği mi kaldı dedi. Yani şu an durum böyle değil. Paraya bakan bir mesele kimi yerlerde. Ama o dönem senin hayata tutunman için para bile arka yerde. Bir kabilenin müntesibi olman gerekiyor. Ve ne yaparsan yap kabile nerede? Arkanda. Peki şu olay yaşanıyor muydu? Kabile bir adamdan sıkılıyor artık yaptıklarından. Diyor sen kabile dışısın. Kovdum seni. Efendim? Afaroz ediyor. Var mı bu olay? Bu olay da var. Kabile birisinden usanırsa eğer panayırlarda nadi tutuyorlar ve onlar her yerde bağırıyor. Bu adam artık bizden değildir. Ne oldu o adam? Bitti. Düşün yani aslanların içerisinde tek kalan ceylan. Bitti artık. Zaten ilerleyen zamanlarda o istenmeyenler Arafat'a toplanacak. Oradan da ayrı bir ekol oluşacak. İlahir o da başka bir mesele. Şeyi anladınız değil mi? Yani bir insana ceza vermek istiyorsun. Ne yapacaksın? Kabileden git diyeceksin. Bir şey sorayım. Ebu Talip vefat etmişti. Ebu Talip'in Efendimiz Aleyhisselam'a verdiği eman üstünden kalkmıştı. Taif'e gitti. Mekke'ye tekrar girmek için bir müşriğin emanını istedi. Hatırlıyor musunuz onları? Yani haberci gönderdi, o ben yaparım dedi. Bir kabile reisinin, bir kabilenin himayesine girmek. Yani onun sana eman vermesi. Buyurun, onun sana eman vermesi ne kadar önemli mesela, anladınız mı? Siyer'in ilerleyen yerlerinde de
çok iyi anlayacaksınız bunu. Bir kabilenin himayesine girmek. Yani sana eman vermesi o dönem için en büyük mesele. Bir kabilenin seni dışarı atması senin için en büyük ceza. Seni diri diri kesseler bu kadar büyük ceza olmaz. Çünkü sana bakacak birileri var. Ama dışarı atıldığın işin bitti. Kabilecilik olan yerde asabiyet tavrı. Yani menfi milliyetçilik dediği Üstad Hazretleri'nin had safhada. Zaten slogan şu, bizden olsun çamurdan olsun. Anladınız mı cahiliyede en büyük mesele zulüm meselesi neden dediğimizi? Çünkü filanca birisi istediği zalimliği yapsın ama senin kabilenden olsun. Parolaları nedir? Bizden olsun, çamurdan olsun. Efendimiz Aleyhisselam'ın lütfen hadislerine bakın. Ne kadar lanetliyor biliyor musun? Ne kadar. Irk için ölüm cahil ölümüdür. Irk için ölen bizden değildir. Bak hadis bunlar. Hadis hadis. Ya nasıl lanetliyor bu meseleleri? İslam bu mantığı yok ediyor. Yani akrabadan değil haktan taraf olacaksın. İslam'ın öğretisi budur. Bu mesele o kadar uç noktalarda ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğunu bilenler bile kabul etmiyor. Neyden dolayı? Kabiliyetçilik. Asabiyet bağından. Bir örnek verelim. Ebu Cehil'in asıl ismi Amr bin Hişam. Amr, Ömer yani. Lakabı ne? Dönemin insanının söylediği. Ebul Hakem, hikmetin babası. Niye öyle diyorlar? Mekke'de okuma yazmayı aynı anda bilen 16-17 kişiden biri Ebu Cehil. Lakaba bak. Ebul Hakem yani hikmetin babası. Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? O Ebul Hakem değil, Ebu Cehil'dir, cehaletin babasıdır. Niye vahiy ile buluşamıyor? Bakın bir olayı anlatayım, neden olduğunu anlayın. Hazreti Ali Efendimiz 12-13 yaşlarındayken Ebu Cehil'le denk geliyorlar. Ebu Cehil ona bir konuşma yapıyor. Bak konuşmaya dikkat edin. Ali, amcanın oğlu doğru söylüyor, ben bunu biliyorum. Kim diyor bunu? Ama yine de onun karşısında olacağım. Yıllardır biz sizinle yarıştık. Siz hacılara su dağıttınız, gittik biz de dağıttık. Siz hacılara yemek verdiniz, gittik biz de verdik. Şimdi Haşimoğullarından peygamber çıktı diyorsunuz. Ben nereden peygamber bulayım, yarıştırayım? Onun ocağını ne batırdı biliyor musunuz? Haset batırdı, haset. Kabilecilikte ne var bir de? Haset var, haset. Bu Ebu Cehil'in hastalıklarının sahipleri onunla aynı yere gidecektir. Ocak batıran hastalıklar bunlar. Çok dikkat etmek lazım, çok. Çok dikkat etmek lazım menfi özellikle ki bu noktalara. Kıskançlıkla hasetin ayrımını vermem lazım, kafamıza tam otursun. Kıskançlık bir insanın kendi elindekini sakınması demektir. Belli bir düzeyde bu meşru görülür mü? Görülür tabii. İnsan eşini kıskanmaz mı, sevdiğini kıskanmaz mı ama belli düzeyde. Haset insanın başkasının elindekine göz dikmesidir. Bunun özrü var mıdır? Hiçbir özrü yoktur bunun. Bu ciddi bir hastalıktır. İlacı nedir? Haset ettiğin adamın haset ettiğin özelliğine dua edeceksin. Kolay mı? Buyurun deneyin. Kolay mı? O kadar zor ki. O kadar zor ki. Haset ettiğin adamın haset ettiğin özelliğine dua edeceksin. Malını haset ediyorsun, Allah'ın bereket var. Güzelliğini haset ediyorsun, Allah'ım onu böyle daha hoş bir hale getir. Kolay mı? Çok zor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cahiliyede nelerle uğraştığını biraz anlayabildik mi acaba? En çok anlatma sebebim o. Dikkat edin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cehil'i anlatamadı. Ümeyye bin Halef'i anlatamadı. Nicelerine de anlatamadı. Ama onlardan sonraki nesle anlattı. Bu yolda yürüyenlerin bilmesi gereken çok önemli bir adetullah'tan bahsediyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cehil'e anlatamadı ama onun oğlu İkrime'ye anlattı, bir sahabe oldu. Efendimiz Aleyhisselam Velid bin Muğire'ye anlatamadı ama onun oğlu Halid bin Velid'e anlattı, o bir sahabe oldu. Bakın büyük bir adetullah. Beklediğimizin karşılığını aynı gün almayacağımız demek bunlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam As bin Vail'e anlatamadı ama onun oğlu Amr bin As'a anlattı, sahabe oldu. Efendimiz Aleyhisselam Ümeyye bin Halef'e anlatamadı ama onun oğlu Safvan bin Ümeyye'ye anlattı, sahabe oldu. Efendimiz Aleyhisselam Ukbe bin Ebi Muayt'e anlatamadı ama onun oğlu Velid bin Ukbe'ye anlattı, o bir sahabe oldu. Belki dersin, bize bakan en önemli yeri değil mi ya? Çok acele ediyoruz bazen. Hemen bahar gelsin, hemen çiçek açsın, hemen meyve gelsin, ağzımda onun tadını alayım. Yanlış yapıyoruz. Gayretimiz yetmiyor, sabrımız yetmiyor, tükeniyoruz. Niye? Allah'ın işine karışıyoruz. Netice bizim işimiz değil. Biz koşturduk, bir kişi oldu, bin kişi oldu. Vallahi buraya bakanlar Allah'ın işine karışıyordur, aldanırlar. Yanlıştır, hatadır. Netice sadece Allah'ın tasarrufunda olan bir yerdir. Bize hiç ilgisi yok.
Ama sabredenlerle de ilgili onun hayatından bir müjde vardır. Bugün anlamayan nicelerin yarın çocukları bu yola sülük edecektir. Çok önemli meseleler. Son başlığımdayım. Cahiliye adetleri. Taif içinde Cebrail aleyhisselam geldiğinde o iki dağı baştan yıkayım dedi. Onların neslinden birileri gelir diye imandır. Ya değil mi? O zamandan. Evet değil mi? Taif meselesinde. Demek yolu çok iyi okumuş Burak. Çok iyi yani. Yolu bilen insanın da hiç kalbi titremiyor biliyor musun? Yani adetullahı, sünnetullahı, Allah'ın yasalarını. Onu bilen adam var ya çok rahatlıyor. Bilmeyince çok telaş oluyor. Biz siyerde sen niye yapıyoruz? Yolun kaderini anlayalım diye öyle mi? Çok lazım çok çok. Ben çok ihtiyaç hissediyorum çok ya. Onları düşündüm mü acılarım affliyor. Yüküm omuzumdan iniyor. Ya diyorum onların başına neler gelmiş. İnanın bugün namazda yaşadım. Şimdi sürekli böyle ders çalışıyoruz işte gece gündüz. Bir de gönlüm biraz mahzun yani. Niye mahzun? Aynı meseleler işte birileri geliyor söz veriyor omuz olacağız diyor. Yar-ı sadık biziz diyor. Senin yar-ı sadık duana geldik diye. Demek duamız yarım. Ondan sonra tam işleri olmaz bir yerde yüzüstü bırakıyorlar. Ayıp ediyorlar. Ben de onun biraz hüznünü yaşıyordum. Namazdaydım bugün. Birden böyle bir hal geldi yani işte böyle. Ya dedim. Sana dedim lezzet verecek içimden böyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayak izleri değil mi? O da yaşamamış mı? O da terk edilmemiş mi? Uhud'da 1000 kişinin 300'ü yoldan geri dönüyor. Ne demek bu? Onu da bırakmamışlar mı? Bunların her birisi Rabbimize daha kuvvetli sığınmak için, ihlası daha yüksek noktalara taşımak için değil mi diye böyle bir enerji buldum ve kendime dedim ki sen talip olduğun şeyler belli. Senin talip olduğun dert, çile, yalnızlık, kahır. Sen dertleneceksin, çayını alacaksın, gece efkarlanacaksın. Öyle yoluna yürüyeceksin diye böyle kendime öyle şey yaptım yani. İnsan onların hayatından müteselli oluyor yani. Teselli buluyor. Ya diyor onlar alasını yaşamış diyor. Ve neticelerini görüyor. İnanılmaz meseleler gerçekten. Cahiliyenin bazı adetleri var ama şunu tekrar hatırlatmam lazım. Cahiliye dönemindeki insanlar hiçbir şey bilmeyen kör cahil insanlar değil. Onları anlattım. Sadece bazı noktadaki asabiyet bağları, taassupları, yanlış bilgileri akıllara zarar seviyelerde. Bazı farklı adetleri de var. Biraz bahsedelim. Evlatlık edinme. Şimdi cahiliye zihniyeti şöyle. Evlatlığının hanımı ile evlenmeyi ayıp görür ama üvey annesi babasının eşiyle rahatlıkla evlenir. Kur'an gelince ne yapıyor bunun? Tam tersini yapıyor. Nisa 22. Geçmişte olanlar bir yana babalarınızın nikahladığı kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu edepsizliktir, iğrenç bir şeydir, kötü bir yoldur. Nisa 23'te de hangi evlilikleri haram kıldığını söylüyor. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinin kızları, kız kardeşlerin kızları, sizi emziren anneleriniz, süt bacılarınız, eşlerinizin anneleri, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. İlahir ayet devam ediyor. Görüyorsunuz değil mi? Nerede söz söylüyor ayet? İnanılmaz mesela. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da uygulaması bunu yaygınlaştırıyor. Zeyd'i biliyorsunuz. Küçüklükte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hediye edilen mevali Efendimiz Zeyd bin Harise. Onu Zeynep binti Caş'la evlendiriyor. Zeyd onun manevi evladı. Hatta Zeyd bin Muhammed diyorlar zamanında. Daha sonra da onlar boşanınca ayetin emriyle kendisi evleniyor ve o uygulamayı gösteriyor Efendimiz Aleyhisselam. Evet, yetimler meselesi. Şimdi bu yetimler meselesi çok enteresan. Çok çok çok. Cahiliyede olay nasıl biliyor musun? Bir evin reisi öldü. Dışarıdan birisi geliyor cübbesini o eve atıyor. Diyor ki o ev artık benim. İçeridekileri kullanır mı? Köle diye satar mı? Evdeki malı mülkü peşkeş çeker mi? Bütün tasarruf ona ait. Anlıyor musunuz? Ben az önce bir üvey anne evlenme meselesi anlattım. İşte o olay da bu olay. Evin reisi öldü mü? Öldü. O hırkayı, cübbeyi ilk bazen evin büyük oğlu atıyor. Evin himayesi bende. İstersem kardeşlerimi köle diye yaparım dediği esnada kimileri vefatından sonra arkada kalan üvey anneyle evleniyor işte. Uygulama burada gerçekleşiyor. Anladınız değil mi uygulamayı? Çünkü adamda bir kudret var. Kudret olduğundan dolayı da cübbeyi kendisi atıyor. Evin himayesi bende diyor. Sonra da üvey annesiyle evleniyor. Enteresan uygulamalar yani. Kur'an bunu kaldırıyor. Cübbesini attıktan sonra mala ve evdekilere istediğini yapar. Çocuğa miras vermez. Evdekileri ister hizmetçi olarak kullanır, ister köle diye satar.
Kur'an'ın yetimler meselesine bu kadar eğilmesinin sebebi bu. Bir baba ölürse evdeki çocuklara ne denir? Yetim. Anne ölürse öksüz. İşte yetim kalan çocuklar çok savunmasız kaldığından Kur'an yetimler meselesine inanılmaz eğiliyor. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalbi katılaşılanlara yetimlerle ilgilenmesini söylüyor. Hadis var. Onlarla ilgilenen ile cennette böyleyim diyor. İki parmağını gösteriyor. Hatta biz rivayetlerde detayları malumunuz bakarsınız. Yetimin başının nasıl okşanacağını biliyoruz. Yani arkadan öne doğru okşama şekli var Efendimiz Aleyhisselam'ın. Yetimin başının okşama şeklini biliyoruz. Yani şöyle alaycı bir şekilde şöyle kafasına vurup makas al. O değil. Çok hassas. Çok hassas. Ya acayip meseleler gerçekten ya. Bir cahiliye adeti müsle. Bilir misiniz ne olduğunu? Savaşta düşmanın her yerini kesmeye müsle deniyor. Burnunu kesiyorlar, kulağını kesiyorlar, ciğerini kesiyorlar, kalbini kesiyorlar. Bu kestiği yerlerden bileklikler, bilezikler, halhallar yapıp kollarına taktıkları da var. Bir rivayette geçiyor. Hazreti Hamza biliyorsunuz şehit edildikten sonra ona çok düşmanlık besleyen birisi vardı. Ebu Sufyan'ın hanımı Hint. Özel bir yıl boyunca birini yetiştirmişti. Kimdi? Vahşi bin Harp Efendimiz'i o dönem. Hazreti Hamza'ya karşı mızrakla biliyorsunuz şehit ediyor. Rivayetlerde geçiyor. Hazreti Hamza'nın ciğerini söktürüyor. Hatta çiğniyor. Yutamadığından bahsediliyor vesaire. Tekrar tükürdüğünden. Bazı organlarını böyle bilezik olarak takıp Mekke'nin küçük tepelerine çıkıp böyle şiirler okuduğundan. İşte bak gördünüz bu Hamza ne oldu. Çünkü niye böyle yapıyor? Bedir'de babası ve iki kardeşi öldürülüyor ya. O yüzden Uhud'da da o öyle intikam beslediğinden müsle yapıyor. İslam geldikten sonra müsle haram kılınıyor ve tamamen ortadan kaldırılıyor. Bir diğer mesele köle, mevali ve hür meselesi. Kölenin ne olduğunu biliyorsunuz. Mevali de azat edilmiş köle ya da efendisiyle anlaşma yapıp kendisini azat ettiriyor ama Mekke toplumunun o ekabir takımında yok ben mevaliyim, hürriyetimi kazandım hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani mevalidir ama hür bir kadınla evliliği yasaktır. İşte Zeyd ile Zeynep binti Cahşı Efendimiz Aleyhisselam evlendiriyor ya. Aha bu da kırılıyor işte. Ya bunları göğüsleyen bir insan düşünebiliyor musunuz? Hiç normal mesele. Ya şimdi adam mahalleliler ne der diyor. Namaz kılmıyor namaz. Bir tanıdık var varlıklı böyle. Normalde senin efendilik etmen lazım varlıklısın. Ya diyor ofisime birileri geliyor utanıyorum diyor. Namaz kılmıyorum vakitler geçiyor haram olur mu diyor. Yani birileri bir şey der diye insanlar ne hallere düştü yani. Sen efendi gibi olman gerekmiyor mu yani? Şunu demen gerekmez mi o varlıkla? Benim namazım dünyadan önemli. Ben namaza gidiyorum toplantıyı bölmem. Yani bunu demen gerekmez mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o dönem neler dediklerini hayal edin ve bunlara göğüs geriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnanılmaz meseleler. Mekke'nin ekabir takımı kölelere ve mevaliye, mevali neydi? Azatlı köle. Hiç insan gözüyle bakmaz. Hatta bizimle köleleri aynı seviyeye getiren bir dini istemiyoruz diye Efendimiz Aleyhisselam'ın getirdiği mesaja karşı çıkarlar. Bir ara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şu mesajı gönderirler. Hani İslam güçlenir. Onlar da gücünü yitirince hadi bari uzlaşabilir miyiz diye şu mesajı gönderir. Gelip seni dinleyeceğiz ama şunları yanından uzaklaştırırsan. Anladınız mı? Kimi diyor şunları? Haşa Bilal Efendimiz'i, Ammar'ı, ilahir diğer efendilerimizi. Yanından uzaklaştırırsan dinleriz. Tabii ki de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabul etmiyor bunu. Çünkü Allah için üstünlük tahvadadır. Kim Allah'tan daha çok kalbinden korkarsa var ya, odur o işte. O dönemlerde tekrar hatırlatayım, kölelere itibar edilmez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Bilal bin Rabah'ın Kabe'nin müezzini. Onun ne kadar itibarlı olduğunu her yere göstermeye çalışır. Mekke fethedildikten sonra Kabe'de ezan okuyan kimdir? Bilal bin Rabah'tır. Maalesef onun ezan okuduğunu duyanlar şunu demişlerdir. İyi ki filan filan bu günleri görmeden öldü gitti. Takıntıları nerede? Ezanda mı o an? Hayır. Kölelikte, mevalikte. Bir olay anlatacağım çok enteresan. Mekke fethinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çadırına geçiyor. Çadırın önünde de Bilal bin Rabah var. Bilal Efendimiz var. İki misafir var. Kimi görmek isteyecekler? Efendimiz Aleyhisselam'ı görmek isteyecekler. Bilal Efendimiz, Bilal Habeş Efendimiz gelip bunu haber veriyor ve diyor ki efendim Ebu Sufyan ve Ayz bin Amr kapıdalar sizi görmek istiyorlar. Bak cevaba bakar mısınız? Yanlış söyledim Bilal. Müşrik Müslümanın önüne geçemez.
Ayiz bin Amr ve Ebu Sufyan diyeceksin. İnanılmaz mesele değil mi? Şimdi bizim anlamayacağımız bir mesele, sünneti hayatımıza geçirmek. Ya biz dilimizde seviyoruz da hayatımızda çok yok. Ama onun ayak izlerinden giden Hazreti Ömer aynen böyle hayatına geçiriyor. Hazreti Ömer'in halifelik zamanı, hilafet çadırına giriyor, hizmetlisi geliyor ve diyor ki, ya Emir el Müminin, Ammar, Süheybi, Süheybi Rumi, Selman, Selman Farisi ve Ebu Sufyan, Süheyl bin Amr seninle görüşmek ister. Önce hangisini alayım? Onları aynı hassasiyet sırasıyla şöyle içeri alıyor. Daha sonra Ebu Sufyan arkalarda içeri alındığından dolayı biraz bunu içerliyor ve şunu söylüyor. Hiç bu kadar küçük düşürülmemiştim. Süheyl bin Amr da ona şu cevabı veriyor. Onlar İslam'a girmekle bizden önce davrandılar. Elbette çadıra da bizden önce girecekler. Nasıl hassasiyetler? Allah Allah. Son at başlığımız haram aylar. İleriki zamanlarda çok işimize yarayacak. Cahiliyede haram ayları diye bir kavram var. Haram aylarında kan dökmek yasaktır. Savaş yapmak yasaktır. Haram aylarında adam Kabe'de babasının katilini görse kılıç vuramaz. Hangileridir haram aylar? Zilkade 11. ay, Zilhicce 12. ay, Muharrem 1. ay ve bir de Recep ayı eklenecektir ona 7. ay. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu geleneği devam ettirmiştir. Neden? İslam'ın mesajının ulaşması için nasıl bir ortam lazım? Barış ortamı lazım. Hazırda bu aylarda o ortama hizmet ettiğinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona ilişmiyor. Anladınız değil mi olayı? Uğursuz hayvanlar. Cahiliye dönemindeki insanlar bazı hayvanları uğursuz görürler. Onların sesinin kötü haberleri verdiğini düşünürler. Mesela baykuş sesini uğursuz sayıyorlar. Baykuş ötmüşse ölmüş birisinin ruhu baykuşun içine girmiştir ve onun içinde dirilmiş demektir. Geçen gün Koyuncu Hocam onun tefsirini yaptı. Bir mikrofonu alır mısınız? Koyuncu Hocam, baykuş ötüyorsa sebebi nedir? Allah'ın bir mahlukunun kendine has sesini çıkarmasıdır. Evet, çok güzel. Yani sebebi bu. Başka bir uğursuzluk yok. Lütfen oralara takılmayınız. Başka uğursuz saydıkları köpek uluması, eşek anırması ve farelerin sık görülmesi. Bunları uğursuzluk olarak saymışlardır. Bunlar batıl mıdır? Kesinlikle batıldır. Başlık, gul yabani. Çölde, karanlıkta, tenha yerlerde gul denilen bir şeyin olduğunu düşünürler. Yani o tenha yerin sahibi. Hatta girerken, ey bu yerlerin sahibi, sana sığınıyoruz falan diye dua ediyorlar. Ona da gul diyorlar. Bizim Anadolu'da da eskiden ne deniyordu? Gul yabani deniyor. İşte aynı mantıkta yani. Halbuki söyledikleri mekan sahibini başkasına atfettiğinden tam bir şirk ifadesi oluyor. O yüzden de Felak ve Nas surelerindeki bazı mesajlara dikkat edin. Bunlara da vurgular mevcuttur. Şevval ayı. Şevval ayında düğün uğursuz sayılıyor mu? İki bayram arası. Sayılıyor. Hala sayılıyor mu? Hala sayılıyor. Neden? Neden? Nedeni sünneti bilmiyoruz değil mi? Ya o yüzden değil mi? Bakın Ayşe annemizin sözlerini naklediyorum. Siz bunu uğursuz sayıyorsunuz. İki bayram arası düğünü. Ama ben Şevval ayında nişanlandım. Şevval ayında evlendim buyuruyor o güzel annemiz, Ayşe annemiz. Kurban olalım ona. Modern cahiliye devam. Evet, bakayım. Gerçekten son alt başlık. Tefeül. Tefeül ne demek? Hayra yormak demek. Şimdi az önce hayvan sesleri falan kötüye yoruluyor biliyorsunuz değil mi? Ona teşevvüm deniyor. Şerre yormak. Efendimiz Aleyhisselam sizce buna karşı gelir mi? Gelir. Teşevvüme yani şerre yormaya karşı gelecek. Ne önerecek? Tefeül yani hayra yormayı önerecek. Ebu Hureyre naklediyor. Hadis bakın. İslam'da teşevvüm yoktur. Neydi teşevvüm? Şerre yormak. En hayırlısı tefeüldür. Tefeül, hayra yormak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tefeülü çok yapıyor. Bir iki örnek verelim. Hudeybiye seferinde görüşmek için karşısından birileri gelecek. Gelenlerden birisi Süheyl bin Amr. Süheyl ne demek Arapça? Kolaylık.
Efendimiz Aleyhisselam diyor ki o suya geliyorsa işimiz kolaydır. Gelenlerden bir tanesi Bureyde. Bureyde ne demek? Serinlik. Diyor ki o geliyorsa serin olacak işler. Mesela kabilelerden biat etmeye gelenler oluyor. Eslem kabilesi geliyor. Eslem selamet, eminlik yani. Eslem geliyorsa işimiz selamettedir diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu cihette hayra yormayı çok sever. Tam bu sünnete çok ihtiyacımız var. Başına gelen olayları kötü yorumlaya panik atak hastası olanlar var. Bu olduysa bu olacak, bu olduysa bu olacak. Bunları derken Allah'a sığınmadığından gerçekten de onlar oluyor. Uzaklaşma mevcut. Ama başına gelenleri kalbinde Allah'a inanaraktan, Allah var, hiç problem olur mu diyerekten hayra yorma adetine alışırsak tefeüle, bakın bazı şeylerin rengi nasıl da güzelleşiyor. Allah bu sünnetleri hayatımızda ihya etmeyi bize de nasip etsin. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahiru davana enel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Mazhar. Bir sonraki ders mi? Efendimiz Aleyhisselam'ın soyu. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.